akşamlar, Başka Şeyler'e hoş geldiniz. Ekin Olcayto ben, yine sizlerle birlikteyiz bu pazar günü de ve bu akşam yine çok ilginç konular konuşacağız. Düşünce gücünü konuşacağız bu akşam. Zihnimiz neler yaratabiliyor, zihnimizle neleri yönetebiliyoruz, başkasının zihnini yönetebiliyor muyuz? Düşünce gücü gerçekten söylendiği kadar güçlü mü? Yani biz kendimizi hasta da edebiliriz, çok iyi bir hale de getirebiliriz, bambaşka bir hayat çizebiliriz zihin gücüyle diye. Acaba bütün bunlar söyleniyor ama bunlar doğru mu değil mi diye bu gece bu işin ehline soracağız. O kim derseniz tabii ki tahmin ediyorsunuz. Sinir bilim uzmanı Profesör Doktor Sinan Canan bizlerle birlikte bu akşam. Hoş geldiniz sevgili hocam. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Çok şükür iyiyiz. Daha da iyi olmaya çalışıyoruz. Bugün çok iltifat aldınız burada. O yüzden programı... Teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlar bugün gaza gelmişler. Beni de öyle görüyorlar. Bugün konuşacağımız konunun bir parçası zaten. Siz nasılsınız, etrafı da öyle görüyorsunuz. İşte. Onlar kendini hissettiği için beni de iyi görüyorlar. Bana da iyi geldi vallahi, sağ olsunlar. Oh, ne kadar güzel. Tam da konumuzun üstüne geldi. Şimdi ilk önce bu beynin frekanslarından bahsedelim. Daha doğrusu zihnin frekanslarından bahsedelim istiyorum. Şimdi... aslında bu konuda insanlar bence ikiye bölünmüş durumda. Bir kısım diyor ki böyle şey olur mu, saçmalamayın. Bir kısım diyor ki kardeşim, her görmediğiniz şeye inanmayacak değilsiniz herhalde. İşte televizyondan çıkan frekansı görmüyoruz. Radyoda müziği dinliyoruz ama hoparlörden gelen frekansı gözle görmüyoruz. Aynı şey zihin içinde geçerli mi hocam? İlk önce bununla en temel noktadan başlayalım isterseniz. Bu zihnimiz şeyden bahsediyorsunuz durumda, değil mi? Şu aydınlanma durumda falan tabii, olan tabii. Şu frekanslar. Hı-hı. Bu frekans. Şimdi bu frekans meselesi... dönem dönem ortaya çıkan ama bence biraz bağlamının dışında fazla yoruma zorlanan bir konu. Şimdi beyinle ilgili frekans dediğinizde bizim gibi sinir bilimcilerin anladığı bir şey var. O zaten yani bir tıp öğrencisinin bile 2. sınıfta öğrendiği bir şeydir. O da şu: beynimiz elektrikle çalışır. Hı hı. Hücreler birbirleriyle elektrikle haberleşirler ve elektriksel salınımlar yaparlar. Aynı bir evdeki elektrikli bir cihazın işte elektromanyetik alanı vardır, bir cızıltısı vızıltısı vardır ya da işte kablolarından geçen akım belli bir potansiyel yaratır, ölçerseniz bunu görebilirsiniz falan ya. Bizim beynimizde de aynı şey var. Fakat biyoelektrik dediğimiz, yani biyolojik dokunun ürettiği bir elektrik olduğu için çok zayıf bir akımdır bu. Ve ancak çok spesifik özel aletlerle, mesela işte bizim elektroensefalografi dediğimiz, kafatasına böyle elektrotlar koyarak o sinyalleri bilmem kaç bin kez yükselterek falan kaydedebildiğimiz elektriksel salınım frekanslarıdır. Şimdi frekansın da anlamı temel olarak bir olayın birim zamanda olma sayısı. Yani mesela saniyede şu kadar sayıda olan olaya şu kadar hertz denir. Yani saniyede 2 kez oluyorsa biz buna 2 hertz frekansında, 500 kez oluyorsa 500 hertz frekansında falan deriz. Şimdi bizim beynimizde de böyle farklı işlevsel durumlar sürerken, mesela bir şey okurken ya da uyurken ya da korktuğumuzda falan belli frekanslar kaydedilir bu tip cihazlarla. Ve biz bunlara bakarak kabaca o beynin hangi durumda olduğunu tahmin edebiliriz. Ama bu zannettiğimiz kadar böyle beynin içini okumak gibi bir şey değildir. Hani ben genellikle öğrencilerime de şu benzetmeyi yaparım. Beynin bu frekanslarını ölçmek işte bir çamaşır makinesinin dışarıdan titreşimini ölçmeye benzer. Eğer çok yüksek bir frekansla bız 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 yapıyorsa sıktığını anlarsınız makinenin, evet. Mesela ya da vuu diye ağır ağır çalışıyorsa, düşük frekanslar geliyorsa normal yıkama ya da durulama modunda olduğunu anlayabilirsiniz. Ama bunun dışında içindeki çamaşır ne renktir, kaç tane çorap vardır, bu titreşimden anlamanız mümkün değil. Beyindeki frekanslar da böyledir bu açıdan baktığınızda. Fakat bu bahsettiğiniz mesele biraz daha böyle bilimsel dille ezoterik amaçları birleştirmeyi amaçlayan biraz daha bütüncül bir iddia. Bunun bilimsel bir kanıtı maalesef yok. Olsun, çok isterdim. Fakat özellikle bu biyorezonans vesaire gibi tedavilerin arka planını oluşturan, İşte bedenin her dokusu, her parçası ayrı bir frekans düzeyine sahiptir. Ve bu frekanslar da işte yükselip alçaldıkları zaman çeşitli hastalıklara vesairelere sebep olurlar gibi bir teori, bir hatta hipotez var. Doğrudan gözlemleyebildiğimiz bir şey değil. Fakat ben bunu, örneğin ben biraz gevşek bir akademisyen olduğum için bir benzetme amacıyla kullanılmasını çok zararlı görmüyorum. Ama siz tutup da ya bilmem ne frekans, işte parmağımı prize soktum şey arttı falan gibi böyle garip uygulamalara giderseniz, ki oraya kadar varan tuhaflıkları oluyor bu işin. O frekans o frekans değil yani. Bizim zihnimizin çalışma frekansları çok daha böyle basit, içsel, düşük düzeyde ve kaydedilmesi zor. Kaydedilmesi zor diye şunu söylüyorum, evde kayıt yapacakları için değil. Bir başka insana ya da dış dünyaya etki edecek bir frekansı beyinden dışarı nüfuz ettirmek çok olası değil. Yani çok, o kadar zayıf ki beyinde olan işler. Bunun yerine mesela söz çok daha etkili. Duygular çok daha etkili. Mesela biraz önce siz bir şey dediniz. Ya, bugün övgü aldınız da arkadaşlar beni dinamik görmüşler. Ben ne bir şey söyledim ne bir şey yaptım ama işte beden hareketleri şu bu bir şey, insanlar karşıdan bu tip mesajlar alıyorlar ve bunlar aslında beynin frekanslarından çok daha etkili şeyler. O frekans meseleleri şundan da popüler, onu da söyleyeyim, bilim çağındayız ya, böyle bilim jargonu çok seviliyor ya bu aralar. Ya bir şeye frekans dedim çok havalı gözüküyor. Sanki böyle frekans diye birisi anlattığında hakikaten bizim bilmediğimiz bir şey söylüyormuş gibi geliyor. Ama beni bilirsiniz, ben beyin anlatırken herkesin bildiği ama bir araya getirmeye pek fırsat bulamadığı konuları bir araya getirip bir farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Bunun için de frekans diyene de okeyim, demeyene de okeyim ama o frekanslar o kadar ciddi ve önemli şeyler değiller. Şimdi ilk önce şunu sormak istiyorum. İnsanoğlu ağzından çıkan cümlelerin, beyninden çıkan düşüncelerin bütün evreni dolaşıp tekrar ona geri döndüğünü bilse çok daha dikkatli olur demiş Einstein. Şimdi bunu nasıl görmek? Einstein demişse doğru söylemişti. Değil mi? Bunu nasıl okumak gerekir? Evet. Yani şu anlamda soruyorum. Şimdi hakikaten hani bilim insanları, tıp doktorları ya öyle şey olur mu saçmalamayın işte hani enerji verdim iyileşti falan durumları ya da işte secretçılar için işte çok istersen olur falan gibi durumlarda aman diyorlar böyle saçmalık olmaz. Ama şimdi Einstein böyle bir şey söylüyor mesela. Ondan yürüyecek olursak neler söylersiniz? Anlatması zor bir konu ama anlaşıldığı zaman hayat değiştiren bir konu. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi bizim zihnimizin katları olduğunu düşünün. Şimdi biz zihnimizin en üst ve en sığ katıyla bu programı yapıyoruz. Sözlerle çalışıyor, işte belli bir anlayış düzeyi var. Sıradan ve kolay, bilgisayarların da çözebileceği problemleri çözen, çok son derece iptidai bir bölüm aslında. Ama enteresan bir şekilde bizi insan yapan da bölüm. Mesela diğer canlılarda bu bölüm yok. Şimdi biz burayı özellikle içinde yaşadığımız medeniyet olarak çok abartmışız. Yani her şeyimizi, eğitimimizi, felsefemizi, düşüncemizi, teknolojimizi hep bu sözlü, bilinçli, zihin katmanına yüklemişiz. Şimdi ve mesela bu tip işte biraz New Age inanışlar deniyor ya, yeni çağ inanışları, işte Secret gibi falan. Hani bir şeye inanırsan olur. Şimdi bir şeye inanırsan gerçekten oluyor. Ben bunu size anlatacağım bugün. Nasıl oluyor? Fakat bu bilinç katmanı düzeyinde değil. Yani bizim aklımız dediğimiz, bilinçli zihnimiz dediğimiz şeyin bir şey şöyle olsun demesinin aslında hiçbir önemi yok. Zihnimizin başka katları var. O katlara bizim doğru dürüst erişimimiz de yok. Orada ne olduğunu da bilmiyoruz. Esas orası bir şey istiyor ve hayatımızda hep o oluyor. Orayı programlamanın yöntemleri var. Mevzu uzun ama şöyle düşünün. 3-4 bilinçaltını programlamak. Bilinç dışı diyelim ona. Alt deyince sanki böyle bir halının altına süpürülmüş ya da böyle etkisiz bir şey gibi anlaşılıyor ama bilinci şöyle düşünün. Yani ortada bir futbol topu ya şimdi tenis topu gibi bir şey olsun. Küçük. Tamam. Onun etrafında bir futbol sahası kadar kocaman bir küre daha olduğunu düşünün. Bizim zihnimiz aslında bütün duygular, düşünceler, sezgiler ne varsa içeride o büyük işte futbol sahası kadar büyük olan o kürenin içini dolduruyor. Bilinç ise onun ortasında küçücük bir tenis topu. Ve o tenis topu olan yer kadar olan yerden haberdarız. Orayla iletişim kuruyoruz. Orayla düşünmeye çalışıyoruz vesaire vesaire. Hele ki bugün içinde yaşadığımız dünyanın temel sorunu o küçücük işte yetersiz katmana her şeyi sığdırmaya çalışıyoruz. Mesela hep işte örneğini veririz. Bir sanat galerisine gittiniz. İşte Rembrandt'ın bir resmine bakıyorsunuz. Görür görmez çoğu insanda bir hayranlık, bir böyle ne bu ya falan uyanıyor. Yani hiç sanatsever olmasa da böyle bir özel bilgisi olmasa da orada özel bir iş olduğunu anlıyor. Çok sevdim diyor mesela. Anlat desen oradaki bileşenleri diyor ki kelimeler kifayetsiz. Yani dilin yetmediği bir yere hemen dokunuyor insan orada. Estetik haz böyle, sanat böyle, yaratıcı faaliyetler böyle. Zihnin öbür katmanlarından besleniyor. Ve çoğu gerçekten yaratıcı ve sanatçı insana bakarsanız diyorlar ki valla ilham geldi. Yani bir anda çıktı. Şimdi bu açık ki bizim zihnimizin direkt erişimimiz olmadığı büyük bir deposu var. Ne varsa orada oluyor. Şöyle toparlayayım. Bu sığ bilinç katmanı günlük hayatta işimizi görüyor ama orası isteyince olmuyor o işler. O bilinci daha derin katmanlara ulaşmak üzere eğitirseniz. Bunun yöntemlerini birazdan söyleyeceğim. Daha doğrusu söyleyeceğim derken anlatması kolay değil gene yöntemlerini ama başlıklarını vereceğim. Bu derin katmanlara erişim için onu çalıştırırsanız, ona idman yaptırırsanız bir süre sonra derin katmandaki tabiri caizse ana yazılımı değiştirebiliyorsunuz. Bu sizin dünyaya bakışınız, inançlarınız, temel duygularınız, kendinizle ilgili duygu ve düşünceleriniz, yani kendinize yaptığınız şeyler aslında yorumlar, Bunların hepsini zaman içerisinde değiştirmenize imkan veriyor. Fakat sorun ne? Sığ kaldığınız zaman, yani bu dünyanın işlerini, ona işte eskiler maaş haklı diyorlarmış. Yani bu işte dünyadaki normal işlerinizi görmek için kullandığınız sığ bir akıl. Evlendin, büyüdün, çocuk tabii yaptın, öldün, düz tabii bir hayattan. Bakkala gideceğim, ekmek alacağım, şu kadar para, üstü bu kadar. Bu işlere yarıyor maaş haklı. Yani bizim dünyada öyle çok da karmaşık olmayan işlerimiz için, ama bir insanın kendisiyle ilgili algısı, mesela ben algısı, o çok derin bir şey. Hani psikologlar yatırıyor ya divana, anlattırıyor, anlat çocukluğunu falan. Niye oralara gidiyorlar? O çünkü çocukluk çağındaki deneyimler, travmalar, sevinçler, ömür boyu yaşanmış bir sürü, hiç bilincimizin belki hatırlamadığı bir sürü deneyimimiz, o hafızamızda yer alan şeyler, onlar bizi biz yapan meseleler. Dolayısıyla mesele şudur, zihin, ben bugünkü program başlığını öyle koymuşsunuz, ben hatta dedim ki girişte ben bunu söyleyeyim, şimdi fırsat geldi. Her şeyi zihin yapıyor. Benim için Ekin Olcayto'yu da benim zihnim yapıyor. Şu masayı da, bu stüdyoyu da, bu yayını da, hayatında bildiğim her şeyi de benim zihnim oluşturuyor. Çünkü dış dünyada ne olduğunu bilebilecek bir varlık değiliz bizler. Bizler kafasının içinde et bir beyin olan, sürekli duyulardan elektrikle sinyal alan, o karanlık kutuda da işte gözden gelen elektrik sinyalini görme, kulaktan geleni işitme, deriden geleni dokunma diye yorumlayan gariban bir beyin var. Dışarıda ne olduğunu da hiç bilmiyor. Dikkat ederseniz doğduğumuzdan beri dışarıyla teması yok bu arkadaşın. Evet. Diyor ki herhalde şöyle bir şey görüyor, herhalde böyle bir şey duyuyor. İşte Ekin var diyor, kamera var diyor, bir şey var diyor, yorumlar yapıyor. Yani dış dünya dediğimiz her şey aslında bu zihnin içerisinde oluşturuluyor. Böyle baktığınız zaman bu dünyada insan zihniyle ilgili olmayan hiçbir şey yok. İnsan zihninin dokunmadığı, insan zihninin çarpıtmadığı, insan zihninin yeniden yaratmadığı hiçbir şey yok. Biz ne konuşuyorsak dünya hakkında aslında insan zihninden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu meseleyi çok temel bir şey yapıyor. Sizin sorduğunuz sorunun da hani zurnanın zırt dediği yer derler ya, tam öyle bir soru olduğunu söylemem lazım. Çünkü zihin gücü dediğimizde aslında biz tam olarak bundan bahsediyoruz. Kendimize yarattığımız bu dünyayı nasıl dönüştürebiliriz'i konuşacağız aslında. Onu konuşmamız lazım. Biz çoğunlukla işte telepatiler, dışsal elektromanyetik sinyaller, yani dışarıda bir gerçeklik varmış, biz gerçekten onu algılıyormuşuz da onu nasıl hack ederiz gibi konuşuyoruz. Bir daha herkesi uyarayım, bizi izleyen herkesi. Dışarıda gördüğünüz, bildiğiniz ne varsa onlar öyle değil. Ben böyle değilim, Ekin böyle değil, hiç kimse böyle değil. Bu dünya böyle bir yer değil. Bir şey algılıyoruz, bunun gerçek olduğunu zannediyoruz. Bunu fark ettiğimizde, değişebildiğinde fark edeceğiz. Hayat ve gerçeklik değişir ama kolay bir iş değil. O dip yazılıma ulaşmanın yöntemlerini konuşmamız lazım. İşte onu soracağım şimdi o zaman. Bilinç nasıl eğitilir? Bilinç. Yani ben daha iyi bir insan olabilmem için, yani iyilik yapmak anlamından bahsetmiyorum. Yani en iyi halimi gerçekleştirebilmek için bilincimi nasıl eğitebilirim? Şimdi bizim bilincimiz okuduğunu anlar. Diyelim işte dil öğretmişseniz, matematik öğretmişseniz, temel eğitimi vermişseniz okuduğu bir şeyi anlar, öğrenir. Mesela hırsızlık yapmak kötüdür. Efendim işte ne bileyim birinin hakkına girmek şöyledir. İşte vatana hizmet etmek iyidir falan gibi kuralları öğretirseniz insan zihni bunu öğrenir. Bunu bir yapay zekada öğrenir. Ama şimdi yapay zekada bir ahlak oluşur mu? Yapay zekada bir vicdan meydana gelir mi? Yapay zeka böyle bir ikilem içerisinde kalır mı? Bunu sormak lazım. Yapay zekayı konuşabiliriz çünkü onu biz yaptık. Yaptığımız bir şey olduğu için kabaca anlayabiliyoruz. Aşikar ki biraz konuştuğunuzda yapay zekanın da bir bilinci olduğunu kabul edelim. Yok ama hani bilinç diyelim ona, öğrenen kısmına. Aynı bizim gibi o da öğreniyor ama bakın ona bir sorumluluk atfetmiyoruz. O suç işleyebileceğini düşünmüyoruz ki ona bir ceza yasası falan hazırlayalım, öyle bir şey yok. İnsanda başka bir şey var, yani bilinç nasıl öğrenir dediniz ya, bilincin öğrenmesi çok önemli değil. Mesela biz çocuklarımıza okulda bütün idealleri öğretmiyor muyuz hepsini? Tabii. Herkes uyuyor mu bunlara? Hayır. Bir kulaktan giriyor, öbür kulaktan çıkıyor. Ne oluyor arada bazılarında? Bu bilgi daha derin zihin katmanlarına giriyor. Bunu nasıl yapıyor? Mesela çok sevdiği bir dostu var. Ekin'in başına bir şey geliyor. Ekin üzülüyor. Diyor ki bu Ekin'e kötü geldi. Ekin üzüldü. Empati yapıyor. Bu bana olsa ben de üzülürdüm. Dolayısıyla ona bir daha bunun olmaması için ben şöyle bir şey yapmalıyım falan gibi. Hayatın içerisinde duygularla, sezgilerle, diğer insanlarla iletişim kurarak yavaş yavaş zihninin o derin katmanlarına bu bilgiyi sindiriyor. Yani o bilgiyi öğrenmek bir şey, edinmek başka bir şey. İnsan yavaş yavaş o bilgiyi ediniyor. Edindiğinde hal etmeye başlıyor ve yavaş yavaş o bilgi onu dönüştürüyor. Bilinç bir şeyi şılak diye öğrenir. Hiç problem yok. Okur ve anlar. Ama bunu içselleştirmek, bunu edinmek, bunu hal etmek o bazen ömür alan bir şey. Dolayısıyla biz şimdi bugün burada konuşacağımız şeyleri yani ne kadar ferah feza tek başımıza konuşsak da mesela bu program bir süresi var. Gece bir algı kapasitesi var. İnsanların bu programdan bir beklentisi, burada duymak istedikleri şeylerin belli bir derinlik düzeyi var. Ben şimdi çok coşarsam kimse bizi seyretmez. Hani onu falan dikkate alarak böyle biraz akıllıca konuşup hani olayı çözülebilir hale getirmeye çalışsak da emin olun besmelesini zor çekebileceğimiz bir mevzudur. Ben o yüzden diyorum ki hep şimdiye kadar onu anlattım. Biri zihin, beyin bilmem neyle ilgili bir şeyler anlatıyorsa bir durup böyle işi gücü bırakıp konsantre olup oradan alınan bir şeyle birkaç hafta meşgul olmak lazım. Yani bir insan bir şey duydu ya kendi zihniyle beyniyle ilgili. Onu içselleştirebilmesi için üzerinde çok zaman harcaması gerekiyor. Çünkü şu yaşadığımız gerçeklik dediğimiz illüzyon acayip göz boyayıcı. Mesela bunun gerçekten gerçek olduğunu ben de zannediyorum. Yani ben de bunun dışında düşünemiyorum maalesef ama bir taraftan da bilincim öyle güzel biliyor ki bu gerçek değil. Ama bunu bilmeme rağmen gerçekmiş gibi hareket ediyorum. Mesela şu anda yola çıksam arabanın biri farları yakıp üstüme gelse bunlar gerçek değil çekilmeyin falan yapmayacağım değil mi? Yani oradan atacaksınız kenara kendinizi. Ama beynimin bir yeri de şunu biliyor. Aslında o araba öyle gözükmüyor. Aslında bu dünya böyle değil ama o arabanın temsil ettiği algı neyse benim varlığımı tehlikeye sokabilir bir şey. Çok kurcalama kaç ondan diyor ve beni hemen harekete geçiriyor. Şimdi günlük hayatta sezgisel zihnimizin, bilinç dışımızın bildiği bir şeyler var. Bir de bilincimizin kısa yoldan bize yaptırdığı şeyler var. Hep bir şikayet var dikkat ederseniz. Bütün bunlar niye benim başıma geliyor? Niye benim başıma hep aynı şeyler geliyor? Çünkü siz o başınıza bir kere yanlış bir şey gelmiş, ondan bir şey öğrendiğinizi sanıyorsunuz. Ama o bilgi ya da deneyim sizde içselleşmeden zihninizin o arka planındaki büyük koca küredeki kalıplar çalışmaya devam ediyor. Hep aynı şeyleri yapıyor. Aynı mesajları veriyor. Sizi aynı seçimleri yapmaya yönlendiriyor. Ve bir süre sonra aynı şeyi gene yaşıyorsunuz. Devamlı tekrar eden sorunlar ki bunu psikologlar, klinik psikologlar, psikiyatristler iyi bilir. Arka planda tekrar eden bilinçsiz düşüncelerimizden gelirler. Peki başımıza öyle bir şey geldiğinde doğru soru tabii ki neden benim başıma geldi değil. Doğru soru şu mu? Tamam bu geldi benim başıma şimdi ne yapmam gerekiyor? Bu çok güzel sorulardan biri. Bu adıma geçince o zaman biz bilincimizi birazcık değiştirmeye, evirmeye, çevirmeye başlayabiliyor muyuz? Bir de o soruyu sorduk diyelim. Çok özür dilerim hocam. O soruyu sorduk. Şimdi tamam niye benim başıma geldi demiyorum. Ben şimdi ne yapabilirim diyorum. Orada doğru adımı atmak için bilinci nasıl yönlendirmemiz gerekiyor? Pandemi sırasında yaptığımız programda da bu pandemi psikolojisinden bahsederken iki tip insan davranışı masaya gelmişti o zaman. Yani biri ya bunlar geçip gitsin de ben eski hayatıma döneyim diye bekleyen insan tipi. Bir de ya dur bir dakika bir şeyler oluyor. Şu durumu bir anlayıp yeni bir şey yapalım. Bu bir fırsat olabilir diyen insan modeli. Şimdi kabul etme ve devam etme. Yani bize mesela uygun olmayan dışsal bir durumu kabul etme bize genellikle yenilgi gibi öğretilmiş. Yani böyle kabullenme, boynunu bükme falan gibi. Halbuki kabul etme şu demek. Başınıza bir şey geliyor. Bu bir global pandemi de olabilir, bütün dünyayı etkileyen. Başınıza gelen bir kaza, bir terslik, bir para kaybı, bir şey de olabilir. Şimdi bu başınıza geldiği zaman büyük planda bu iş benim başıma geldi, dur bakalım bundan sonra ne olacak tepkisini verebilen insan sayısı çok çok azdır. Çünkü bizi hayatta tutmaya çalışan hayvani beynimiz, çok etkili bir hayvani beynimiz vardır. Bu da katlardan başka bir kat. Bizi bir şekilde sıkıntıya sokan, amaçlarımıza, hedeflerimize ya da yaşamsal kaynaklarımıza ulaşmamızı engelleyen herhangi bir şey olduğu zaman direkt bir kaçış, içe kapanış, şikayet ve isyan tepkisi verir. Bu savaş ya da kaç tepkisi vardır hayvanlarda. Onun işte biraz daha insani versiyonu düşünün. Sosyal ortama göre biraz daha çeşitli ama aslında repertuarı çok dar. Yani ne yapıyor mesela başına kötü bir şey gelen insan? Feryat etmeye başlıyor, kadere lanet ediyor ya da sürekli şikayet ediyor daha düşük şiddetli bir şeyse. Devamlı işte Allah kahretsin bu ülkede yaşıyorum da bundan oluyor, etrafımda şu var da ondan oluyor, patronum böyle de ondan oluyor, bizim işte eşim böyle de ondan oluyor gibi bahanelerle devamlı şikayet haline geçiyor. Halbuki olan şeyi kabul etmek şu demek, bir şey oldu ve bu olan şeyin içinde şu bileşenler var ama bir de ben varım. Yani buna reaksiyon veren ben. Şimdi bu duruma her türlü reaksiyonu verebilirim Dolayısıyla o reaksiyonları sadece ve sadece o tepkileri seçme özgürlüğüm var. Yani ben ne tepki vereceğim sadece onu seçebilirim. Bir başka insanı, bu eşim, dostum, çocuğum da olsa dönüştüremem, değiştiremem. Ya da efendim Covid-19 gibi dünyayı saran bir virüse ben ne yapacağım yani? Yayılıyor zaten her tarafa. Dolayısıyla burada ne yapabilirim sorusu başladığı anda bakın kabul bir harekete dönüşüyor. Siz eğer içinde bulunduğunuz durumları kabul etme devresini beyinde geliştirmemişseniz, bizim ülkede çok zayıf bu arada onu söyleyeyim. O nasıl geliştirilir peki? Kabul etmek çok zor bir şey. Nasıl gelişmezi söyleyeyim, anlayacaksınız hemen. Hemen şikayet eden insanlar kabul edemezler. Hemen şikayete başvuran, başına bir şey geldi mi? Mesela ya markette alışveriş ederken ya da işte günlük ne bileyim ofisinizde çalışırken bir şey olurken ya ters bir şey gittiğinde bir durup bir saniye bir şey oldu bakalım bundan ne öğrenebilirim şeklinde bir tepki vermeye hiç zamanımız olmadı bizim. Okulda da, çalışırken de, hayatımızda da, kişisel duygusal hayatımızda da hemen bir şeyleri çözmek, hemen olayları bildiğimiz raya oturtturmak, tanıdığımız ve konfor alanındaki haline çevirmek için gayri ihtiyari hemen çaba göstermeye programladık. Ama mesela bu okul döneminde ya da erken dönemlerimizde evde anne babamızla hata yaptığımızda, garip bir şey söylediğimizde, bizden beklenenin dışında bir şey yaptığımızda, toplumda hiç şöyle bir örnek gördük mü? Aa enteresan, sen niye böyle yaptın? Dur bakayım, acaba ne demek istiyorsun sen? Hiç böyle merakla yaklaşan kimse oldu mu? Olmadı. Bizdeki değişimi kabul etmediklerini gördükleri için biz de hiçbir değişimi kabul etmez hale geldik. Yani beklentimiz dışında hiçbir şeyi durup düşünüp de şöyle kabul etme devresini geliştiremez olur. Çocukken vardı. Küçük çocukken mesela şaşırırız bir şeylere çocukken ama böyle şok olup sinirlenmeyiz yani, anlatabiliyor muyum? Aa niye böyle yaptı ki falan diyelim, arkadaşınızın biri patolojik mızıkçılık yapıyor. Yani bir olur anlam veremezsin, iki olur anlam veremezsin ama erişkin durumunda iş yerinizde biri mızıkçılık yaparsa canına okuyabilirsiniz. Ona tabii hiç sabretme lüksünüz kalmamıştır. İşte bu tabii enerjinin bitmesiyle de alakalı, çok kompleks hayatlar yaşıyoruz. Öyle şimdi diyorlar ki Sinan Hoca'nın tuzu kuru tabii, konuşuyor köşesinde oturmuş falan. Emin olun benim de hayatım çok normal değil. Hayatın içerisinde her zaman bu kabul şeyini yaşayamıyorsunuz ama madem burada ideallerden sohbet ediyoruz, bilince eğitmek ve bunu bilinç altında bir edinime dönüştürmek için insanoğlunun en önemli silahı bir dakika dur diyebilmektir. Bir dur bakayım, ne oluyor bir görelim, ortamda ne var? Ve en önemli silahımız, en önemli öğrenme yöntemimiz de işte budur. O zaman bize düşman da, felaket de, işte bir kasırga ya da depremde ya da bir Covid'de ya da bir ölümde bize çok şey öğretebilir. Önemli olan orada durup onu bir anlayabiliyor muyuz, bir yaşayabiliyor muyuz? Modern hayat gittikçe buna daha az zaman, daha az fırsat veriyor. Ve biz böyle deliler gibi devamlı hep bildiğimiz rayda koşmaya çalışan ve etrafta olup bitenlerle hiç ilgilenemeyen insanlara dönüşüyoruz maalesef. O yüzden hep de bu sorular geliyor işte. Hocam zihnime bir şey yapsak da şöyle bir sihirli değnek olsa, öyle değişmiyor. Kimse kimsenin zihnine sihirli değnek değdiremiyor değil mi? Herkes kendi yapmak zorunda bunu. Bir şöyle bir şey oluyor mesela. Hepimizin hayatında olmuştur. Bazı öğretmenler, üniversitede bazı hocalar öyle bir ilham verir ki size bir şey yapar. Ya da okuduğunuz bir kitapta, bir işte mahallenizde bir figür de bunu yapabilir. Hiç önemli değil. Çok nadiren olur ama o öyle bir kısmette denk gelmedir ki siz zihnen dönüşüme hazırsınızdır. Tuzunuz kurudur, rahatsınızdır. Karşıda gerçekten sizin gönül telinizle tınlayacak bir olay ya da kişiyle karşılaşırsınız falan. Çok nadiren olur böyle denk gelmeler ama yoksa ben işte en sevdiğiniz insan, yani içinizi titreten, aşık olduğunuz, çocuğunuz gibi işte böyle içinize sokasınız geldiği insan, böyle her şeyini bildiğiniz bir kişinin bile zihinsel alanla erişiminiz yoktur. Yani o istemeden, o hazır olmadan ne yaparsanız yapın, özellikle çocuğunuzun ya da işte eşinizin ya da sevgilinizin. Çocuklar daha kolay olmaz mı hocam? Hani onlar daha açık ya her şeye. Onlar açıklar ama yöntemi bilmiyoruz işte. Biz mesela çocuklara okulda özellikle bir yapay zeka yazılım muamelesi yapıyoruz yani doldur boşalt. İşte sen bilmiyorsun çocuğum ta bunu öğreteyim ben sana gibi. Halbuki ben inşallah daha evvelki işte bu pandemi döneminde yaptığımız canlı yayınlarda da burada da çok zikretmiştim. Mesela bu süreçten sonra okulun rolünün değişmesini canı gönülden arzu ediyorum. Okul keşke esas işlevi olan sosyal öğrenme alanına dönse de çocuklar dersleri evde yapsalar. Ders için çocuğu orada baymasak. Mesela gitse orada arkadaşlarıyla ortak hareket etse, biraz kavga gürültü çıksa, anlaşmazlık çözmeyi öğrense, kriz yönetimini öğrense, mesela kavga eden arkadaşlarını nasıl barıştırabileceğini keşfetse, arabuluculuğun hazzını yaşasa, karizması, kendi içsel karizması onarılsa falan filan. Esas hayatta ihtiyacımız olan şeyleri öğrensin. Mesela bakın kopya işini daha önce size söyledim biliyor musunuz? Ama kopyanın suç olmasını ben anlayamıyorum. Son senelerde beni iyice zorluyor. Şimdi bu online eğitim sisteminde çocuklar kopya çekmesin diye akla karayı seçiyor okullar, üniversiteler dahil. Yani bu çocuğu hukukçu yapacaksın. Online sınavda kopya çekiyor mu çekmiyor mu kontrol etmeye çalışıyorsun. Ya adam hukukçu olacak. Hukukçu olacak adamın kopyasını sen kontrol etmek zorundaysan onu hiç yetiştirme daha iyi. Ama ben mesela bilgisayarımda bir sorun olduğu zaman ta Ankara'daki arkadaşımı arayıp kopya çekip hallediyorum sorunu. Gerçek hayatta bunun adı yardımlaşma, toplumsal dayanışma. Bir derste iyiyse çocuk bırak arkadaşına yardım etsin, ondan puan ver hatta. O çocuk da zayıf olduğu derste öbür arkadaşından şey lazım. Biz şimdi öyle bir kapalı kutu bir sisteme iman etmişiz ki mesela kopya kötü bir şeydir. Niye? Sistem sakat çünkü. Sistem her bir öğrencinin o anda ve o şartta verili bir şeyi hatırlamasına dayanıyor. İnsan böyle yaşamıyor ki. İnsan hayatının her yerinde her şeyi hatırlaması gereken bilgisayar değil ki. Hatta bazen kopya çekerken yani, öğrenilir ya. Aynen öyle. Ben kopya çekerken çok öğrendim. Bu arada çekemedim de çok utanıyordum. Birkaç kere teşebbüs ettiğimde bile kızaran bir çocuk olduğum için birkaç kere işte küçük kağıtlara yazmak için böyle evde çok mesai harcadım. O dersin hiçbirini unutmam. Çünkü onlar böyle arka planda ya bu çıkarsa ya bu çıkarsa öyle bir dikkatle çalışmışım ki kopyayı çıkarmama gerek kalmadı. Öğrendim yani onları. O esnada... tabii ki yani bu örneği şey için verdim. Mesela bizim meselelere bakış açımızı değiştirmemiz halinde en bariz ya bu artık tartışmasız kardeşim kopya kötü bir şeydir dediğiniz şeyin bile şekli değişebilir. Onu müfredatın bir parçası bile yapabilirsiniz. Tabii bu dünyaya biraz cesaretli bakmak, biraz da tabii teslim edeceğim tuzunun kuru olmasını gerektiriyor. Ben şimdi bir okulda öğretmen olsam bunu bu kadar rahat söyleyemeyebilirim. Tabii. Ama onun dışında biri olarak öneriyorum. Bunlar böyle akılda bir dönsün. Amacım burada bugün eğitimi eleştirmek ya da değiştirmek değil. Kişisel hayatımıza da böyle bakalım işte. Ya benim kırmızı çizgim, benim bilmem neyim dediğim şeyleri çaktırmadan evde tek başımızayken bir yoklayalım ya. Gerçekten öyle mi yani? Ve belki de kendi temel inancımız zannettiğimiz, kendi prensiplerimiz zannettiğimiz birçok şey bizi hayatta sabote ediyor belki. Bunu fark edeceğiz. Yani kendi kendimize koyduğumuz katı kurallar, o esnemeyen köşeler bizi aslında ilerlememizi engelliyor ve mutsuz ediyor, öyle değil mi? Maalesef. Bilinç düzeni, sadece o bilinçli dikkat düzeyinde yaşamak insanın cehennemidir. Ben hep onu söylüyorum. Mesela bilinçli dikkat düzeyinde bir sanat galerisi yoktur. Bir konser salonu yoktur. Bir çocuğun kahkahası yoktur. Bir dost sohbeti, geyik muhabbeti yoktur. Bir işte serkeşlik, tembellik, yatıp yuvarlanma, öyle işte aylaklık yoktur. Bilincin dikkatli dünyasında algoritmik bilgisayar gibi işler vardır ve o işleri yapamamış olmanın da vicdan azabı vardır. Başka bir şey yoktur. Ama biraz daha hayatı zenginleştirmek işte. Biraz daha derinlikli yaşamak, acık durmak. Ya geçen işte müziğin etkisini anlatırken bir şey demiştim yani müzik böyle çok özel bir şeydir. İşte insan müzik dinlerken ağlar ama işte bir tabloya bakarken ağlayan kimse hiç gördünüz mü falan diye sordum. Öğrencilerden biri dedi ki hocam ben ağlıyorum tabloların başında. Dedim Allah seni korusun yani böyle insan çok azdır. Yani bir görsel sanatın karşısına geçip ağlamak çok büyük bir derinlik gerektirir. Çok büyük bir derinlik gerektirir. Tabii yani şey değilse bir ruhsal sorunu yoksa ki yoktu arkadaşımızın gördüğümüz kadarıyla bir ruhsal sorunu. Ama böyle bir deneyimi yaşamadan buradan gitmek ve böyle bir deneyim yaşamadan burada 70-80 yıl yaşamış olmak bence çok büyük bir azap yani çok büyük bir şey. Bahsettiğiniz zihinsel dönüşüm bunlarla oluyor. Mesela hep derler ya sanatçı alnında ışığı ilk hissedendir işte sanat bize yol gösterir falan. Böyle laflar bana boş gelirdi küçükken yani ne bu abi neymiş yani sanatçı her piyano çalan dahi mi falan filan gibi böyle kendimce şey yapardım biraz da. Disipline bir adam olmadığım için sanatta böyle iyi olamadım. Resim çizerdim, müzik yapardım ama o kadar sanatçı diyebileceğimiz bir aktivitem olmadı. Fakat sonra zaman içinde insan beyninin bu özelliklerini anlamaya başladığımızda gerçekten sanat bir bilgi üretme biçimi. Sanat bize bilincimizin fark etmediği şeyleri fark ettiren bir araç. İnsanı modern insan yapan şey 50 bin yıl önce mağara duvarına resim yapması, alet edevat yapması değil. Biz modern insana modern insan diyoruz çünkü mağara duvarına resim yapmış. Demiş ki bu dünyadaki verili gerçeklik bana yetmiyor. Ben soyut bir şeyler düşündüm. Bak böyle gözüküyor bana diye. Kendisine gözükeni bize göstermeye çalışıyor. Biz işte bugün birbirimizle kısır siyasi tartışmalarla onunla bununla vaktimizi geçireceğimize birbirimize biraz estetik sunsak, sanat sunsak, latife yapsak, letafet getirsek, incelikler katsak hayata, işte o zaman her şeyin nasıl değiştiğini şaşırarak göreceğiz. İnsanı değiştiren literal eğitim değil, manevi eğitimdir. Bunu çok net olarak söylüyorum. Bunu ayrıca ben de söylemedim ilk. Alain de Botton'ın Ateistler için Din diye bir kitabı vardır. Çok sevdiğim bir kitaptır o. Kitabın özü de şudur, der ki, ya tamam ateistiz biz güzel falan ama hani akılla işte bilimle falan şey yapıyoruz. Ama insanlara ulaşmakta zorlanıyoruz. Bak diyor bu dindarlar çok enteresan araçlar kullanıyor. Yöntem çalalım diyor yani alalım o yöntemleri biz de kullanalım. Hani böylece derdimizi ve felsefemizi anlatalım diye. Mesela ben oradan bir örnek aldım. Diyor ki Alain de Botton. Ben bir anlatıcıyım biliyorsunuz ve insanları etkilemek istiyorum anlatırken. Ama bilim anlatıyorum bir taraftan. Alain de Botton diyor ki biz yıllarca ders verdik kimsenin hayatı değişmedi. Ama adam bir vaaz veriyor diyor herkesin hayatı değişiyor. Diyor biz dersleri vaaz gibi yapsak ne olur? Aha dedim çok iyi fikir. Ve ben o günden sonra bunun üstüne ciddi çalışmaya başladım. Yani nedir vaaz dediğiniz şey? Duyguları coşu huruşa getireceksiniz değil mi? Duygulara dokunacaksınız. Ben mesela şimdi beyni bir metafor olarak kullanıyorum. Bazısı beni eleştiriyor bu konuda. Kendileri bilir. Yani beyin benim için metafor. Benim beyin anlatma derdim yok. Ama beyni konuşurken insanı insana anlatmak, insanın dokunulmayan yerlerine dokunmak benim esas amacım. Ve mesela duygulardan, sanattan, estetikten, büyük başarılardan, enteresan böyle sınır aşımlarından bahsettiğinizde herkesin içi titriyor. Herkes diyor ki bunu ben de yapabilirim. İşte o zaman bu anlatı insanın artık dip yazılımında bir yere değiyor. Artık o tıp kitaplarında okunan beyin bilgisi benim anlattığımdan daha fazla. Ama o etkiyi almazsınız ki oradan. Çünkü orada bilinç bilgisi vardır. Yani bilincinize bir şeyler anlatır. O nüfuz etmez. Bizim kültürde derler ya kalbe inecek. Kalbe dokunuyor. O güzel bir metafor. Yani bizim bildiğimiz kalp değil o. Ama zihnin duygusal kısımlarına, sizin nasıl diyelim sezgisel, öz inançsal bölümlerinize inmesi gereken bir şeyler var. Bu da ancak ve ancak nasıl ki yoğurt, mayayı çaldığınız anda yoğurt olmuyorsa sütte, bir bekleme gerekiyorsa bu işte bir zaman ister. Bu işte bir demlenme ister. O yüzden hani zihnimi nasıl dönüştürürüm? Bu programla dönüştüremezsiniz. Bugünden yarına dönüştüremezsiniz ama burada öğrendiğiniz bir şeyle birkaç zaman sonra, kimisi aylar, kimisi yıllar sonra bilemem, hiçbirimizin öngöremeyeceği değişiklikler yapabilirsiniz. Sadece ve sadece bir niyet edeceksiniz. Diyeceksiniz ki benim zihnimin bana şu anda kapalı bir derya bölümü var ve bütün bana ne oluyorsa orayla ilgili ben oraya bir dalacağım abi. Yavaş yavaş dalgıç malzemelerini toplamaya başlayın şimdiden. O zamanla açılır yani. Ve yöntemi de bunun tek bilim değildir onu söyleyeyim. Şiirde bir yöntemdir, resimde bir yöntemdir, dost sohbeti de bir yöntemdir. Bir büyüğün, bir bilgenin sohbeti size söyleyeceği bir kelimede bir araçtır. Bunların hepsini değerlendirin buralara dalmak için derim. Yani mesela belki çevre değiştirmek. Sürekli işte aynı konuların konuşulduğu, aynı insanlarla geçen bir ömürdense yeni insanlar tanımak, belki çok daha başka frekanslara girmek. Sürekli diyelim 5 tane arkadaşınız var. 20-30 sene bunlarla işte kanka ne haber diye görüştünüz. IQ'nuz düşüyor biliyor musunuz? Yani zihninizin işlem gücü düşüyor. Niye? Artık o insanlarda tahmin edemediğiniz bir şey yok ki. Herkes birbirinin ciğerini biliyor. Yani bir sürpriz yok. Yani birisi Allah muhafaza ölüp kalıp sakatlanmasa bir şey olmazsa. Bu sizin zihninizin işlem kapasitesini düşürüyor. Bizim zihnimizin zaten coşması için en önemli etken beklemediği bir şey olmasıdır. Mesela herkes pandemiye bozuk çaldı ama bak göreceksiniz bir sene içinde dünyada ne inovasyonlar çıkacak. Milleti resmen şey gibi hani çalışmayan arabayı vurdurur da böyle çalıştırırsınız ya zorla. Bir sürü insanın kafasına bu pandemi yüzünden bir sürü fikir geldi. Niye? Beklemediğimiz şeyler bizi uyandırır. Rahat bir koltukta uyuyakalırız, rahatsız bir yerde bir türlü uykumuz gelmez. Aynı buna benziyor. Bir rahatsızlık varsa, sistemi bozan, bizi kaosa sürükleyen, belirsizlik yaratan bir şeyler varsa bu bizi ayıltır. Tabii ki ölçülü düzeylerde aşırı stres beynimizi hiç çalışmaz hale getirir. Ama böyle mesela bir yer değişikliği dediniz ya, bir başka ülkeye gidip 2-3 ay yaşamak zorunda kalan herkes bilir ki bir şeyler olur o insana 2-3 ay içerisinde. Yani içinden başka bir şey çıkar. Ya ağır depresyona girer, işte bu biraz önce bahsettiğim iki insan tipi vardı ya, böyle kurban pozisyonda olan böyle bir durumda kaldığı zaman iyice çöker. Depresyona girer, işte davranışları bozulur, der ki ben ne yapıyorum burada. Ama proaktif olan, yani bir dakika yeni bir ortamdayız, bakayım burada fırsatlar ne böyle höldür etrafına bakan tipler muhakkak enteresan bir şey yaparlar. Ve bir süre sonra derler ki vay be hiç aklıma gelmezdi böyle bir şey yapacağım. İnsan biraz sisteme güvenmeyi öğrenmek zorunda günümüzün insanı. Sistem derken hani buna inanıyorsanız işte Allah'ın yasaları, kanunları deyin. İnanmıyorsanız bu evrensel sistemin işleyişi deyin. İşte kaos deyin, bir şey deyin, ne diyorsanız deyin ama bizden büyük bir sistem var. Bizim zihnimiz yazık o daracık yer var ya, bu sistemin minnak bir parçasını anlayabiliyor. O anladığını da her şey zannediyor. Kendimize bu azabı etmeye gerek yok. Buradaki orkestra çok büyük. Azıcık müzikten zevk almanın yollarını araştırmak lazım. Şimdi bazı insanlar depresyon eğilimli. Yani duruyor bir depresyon geçiriyor. Bir müddet iyi, sonra pat diye tekrar depresyona girebiliyor. Yani bazı insanların meyli var bildiğimiz kadarıyla. Yani herhalde bunda tıbbi bir açıklaması vardır. Tabii ki. Bir insan depresyon eğilimliyse fakat bundan kurtulmaya çalışıyorsa zihnini nasıl yönlendirebilir ve nasıl o dediğiniz insan haline gelebilir mesela? Depresyon tanım olarak çok kullandığımız ama genellikle aynı şeyi kastetmediğimiz bir terim. Şimdi depresyon bir kere klinik bir hastalık olarak teşhisi konan bir durumdur. Bir hastalıktır yani. Fakat bizim genellikle günlük hayatta depresyon ya da depresif kişilik hali ya da davranış hali dediğim şey aynı olmuyor. Depresyon haftalar boyunca adına depresyon belirtisi dediğimiz her şeyin tutarlı bir şekilde gösterildiği ve insanın bir türlü bu döngüden çıkamadığı, işte akşam uyuyamaz, sabah uyanamaz, hayattan zevk almaz, hiçbir şey yapası gelmez, böyle tembellik benzeri bir hareketsizlik, ataksi benzeri bir böyle durma hali gelir insanlara. Ya çok yer ya hiç yemez. Mesela evet, ya yeme bozuklukları olur. Bu tip bir şey tutarlı olarak uzun haftalar sonucunda gözüküyorsa süresince dersiniz ki bu insan işte majör depresyondadır, atıyorum ona bir tanı koyarsınız. Fakat 3-5 gün hatta 1-2 hafta can sıkıntısı depresyon değildir ya da bir melankolik hal depresyon değildir. Dolayısıyla depresyonu bir kere klinik tanımlanmış haliyle günlük hayatta kullanılma hali bir ayırmamız lazım. Bugün insanların çoğu depresif. Ben onu söyleyeyim. Biraz da havalı bir şey sanki değil mi? Aa, depresyondayım falan. Şimdi ben depresyondayım demek zaten başlı başına havalı. Bir kere şöyle, bizim sevgili Oğuz Tanrıdağ hocanın bir sözü var, derslerinde söyler. Depresyon için biraz yüksek IQ lazım diyor. Herkes depresyona giremez diyor. Yüksek IQ. Ha, sanıyorum ona öykünen bir durum var. Yani şöyle, depresyon bir kere niye var düşünürsek, yani bir durum varsa insanda bunun bir faydası olması lazım ki... İster gene söyleyeyim Allah yarattı deyin, isterseniz kendi kendine oldu deyin. Bu olmasının bir sebebi olması lazım. Yani niye var bu? Şimdi depresyon veya depresif zihin halleri çözümsüz durumlarda, etrafımızda çözemediğimiz haller arttığında bir köşeye çekilip zihnimizin çözüm bulmak için aynı şeyi defaatle düşünmesini sağlayan garip bir zihin halidir. Ruminasyon denir ona psikolojide. Devamlı aynı düşünceleri döndürmek. Şimdi sağlıklı bir şey değil tabii ki. Değil, tabii. Ama çözülemeyen hallerde sizin zihniniz aynı takıntılı düşünceyi döndüre bir süre sonra daha önce görmediğiniz bir çözümü görebilir hale gelebiliyor. Ve dolayısıyla bir nevi kuluçkaya yatma reaksiyonu gibi düşünün. Tabii hafif versiyonları, çok ağırlarını kastetmiyorum. Ağır depresyon tamamen zihni de işlevsiz bırakıyor. Dolayısıyla bu hafif ve avantajlı durumun ağırları bizim biraz başımızı ağrıtıyor klinikte. Ya da çeken insanların hayatını berbat ediyor. Ama böyle bir fayda varsa eğer depresif hallerde, bir kere işte bu zamanın en önemli problemi ağrı kesici medeniyeti. Acınız var, terk edildiniz, yalnız hissediyorsunuz, kendinizi şişman, zayıf bilmem ne buluyorsunuz. İşte bir şekilde ya bu dünyada bir şeyler istediğiniz gibi gitmiyor. Bir hap atıyorsunuz, bir şey izliyorsunuz, bir şey oluyor, hemen ağrınız geçiyor. Hemen bir rahatlıyorsunuz, hemen bir neşeye varıyorsunuz ve herkes şu anda bunu arıyor. Antidepresan. Halbuki, antidepresanlar, ilaçlar, ağrı kesiciler hepsi aynı cinstir. Bizim bu tarz halleri önce yaşamamız lazım. Demin kabul dedim ya, depresif bir haldeysek depresyon hali bize bir şey demek istemektedir. Zaten depresif olan da biziz de bilincimize ve bilinç dışımızdan bilincimize bir mesaj gelmektedir. Demektedir ki bize, abi bir şeyler sıkıntılı gidiyor içeride. Yani bir sorun var. Sen şimdi fark etmiyorsun, takılıyorsun ama biz içeride darlanıyoruz biraz. Yani haberin olsun diye kazan dairesinden yukarı mesaj geliyor demek. Şimdi bir gemide olduğunu düşünün bunun. Siz kaptan köşkündesiniz. Diyorlar ki abi aşağıda sorun var. Kazan basıncı arttı, ateş çıkıyor bilmem ne. Sen diyafonu kapatıyorsun. Çok gürültü geliyor aşağıdan diye. Antidepresan böyle bir şey. Şimdi antidepresan derken bu arada hemen şeyi ayırayım. Klinik olarak ağır depresyonun ilaçtan başka tedavisi yoktur. Onu muhakkak ilaçla kontrol edeceksiniz. Bu. Ama bana bir afakanlar bastı bu ara depresyonundan bahsediyorum. Yani ben işte hayattan zevk almıyorum, ver bir bilmem ne atayım bir kendime geleyim. Hani ilacı alayım iyi istediğim hali var ya, onu söylüyorum. Kafana göre böyle beyin kimyasıyla oynayan ilaçlar kullanma. Kazan dairesinden gelen hata mesajını kapatmanın kime ne faydası var? O kazan patlarsa o gemi batar. O mesaj o yüzden geliyor. Diyor ki aşağıda bir problem var. Kaptanın görevi ne? Diyafonu açıp nedir arkadaş bana detay ver, neler oluyor? Detayı öğrenmeye çalışmak, halledebiliyorsa halletmek, halledemiyorsa gemiyi bir limana çekmek, değil mi? Uygun bir yere götürmek, bakımını yaptırmak. İşte insan durumda tatile gitmek, doktora gitmek, her şey olabilir. Ortam değiştirmek, o kişiyi bırakmak ya da işte o kişiye gidip bir sarılmak, neyse. Bir aksiyon almamızı gerektiren bir sinyal olduğunu gösterir. Böyle depresif, melankolik ruh halleri. Mesela melankolik ruh halinin tedavisi yüzlerce yıldır biliriz. Yazmaktır. O yüzden yazarların çoğu melankoliktir mesela. Öyle melankoli halinde böyle bir şey çıkar, tık tık işte Virginia Woolf olur, Cemil Meriç olur, bilmem ne olur. Yazar çıkarlar bu insanlar. İyi ki o hal var dersiniz bu kitapları okuduğunuzda. Muhteşem eserler. Tabii zihnimizi genişletirler. Ama bu insanlar dese ki ya ben bu halden bıktım, ver baba coşturucu bir şeyler, azıcık neşemizi bulalım. Ne o kitaplar olurdu, ne zihin dünyamızda böyle fikirler olurdu. Dolayısıyla bugünün insanı kendini bunlara değer görmediği için o azaptan kurtulmak istiyor, o acıyı çekmek istemiyor. Mesela yas bile bu hale geldi bakın. Birini kaybediyorsunuz, sevdiğiniz biri ölüyor diyelim. Çok ağır bir durum. Yaşayan çok insan var bunu ve bu acıyı susturmak istiyoruz. Mesela bunun için uzmanlara gidiyoruz. Halbuki o acının yaşanması beyne ve zihne bir şey öğretiyor. Onun mukavemetini arttırıyor. Diyor ki böyle bir şey oldu ama bunun üzerine yaşam devam ediyor. O yas dediğimiz süreç aylar sürebilir, bazen çok uzundur. Ve o süreç bizim zihnimize bir dayanıklılık vesilesi olması için var. Onu biz yaşayacağız, deneyimleyeceğiz, o acıyı çekeceğiz ki bir işte demirin dövülüp de kılıç olması gibi keskin bir hale gelelim. Ama biz bugün ağrı kesici medeniyetinde hep ağrısız olalım, hep dertsiz olalım istiyoruz. Böyle olunca ne oluyor? Göze kaçan küçücük bir çöp bütün hayatımızı kapkara edebiliyor. Esas bence zihinde geliştirmesi gereken, bu arada eke konuşuyorum, ben kendi üzerimde bu konuda çok çalışıyorum. Yani kendi zihnimde benim en çok değiştirmeye çalıştığım şey bu ağrısızlık hali. Yani bu acısızlık hali, bu acısızlık isteği. İnsan bu dünyaya iyi hissetmek için değil, iyice hissetmek için gelmiştir. Yani ne yaşıyorsa dibine kadar hissetmek için. Hissetmediği ancak takdirde, o zaman insan olabilir. Uyuşturduğu takdirde insanlığından kaybeder. Gelişemez, neyse öyle kalır ve bu hayatında hiçbir anlamı kalmaz yani. Acılar, zorluklar, tabii ki yani bütün hayat kendinizi kırbaçlayın demek istemiyorum. Öyle bir hayat değil bu, ama bir şey oluyorsa ondan öğrenecek bir şey var. İşte bu tırnak içinde olumsuz ruh halleri. Adının olumsuz olması bile çok olumsuz bir şey. Bu da bir ruh hali, bu da bir durum ve bize bir şey söylüyor. Depresyon, anksiyete, panik atak, efendim işte o melankolik haller vesaire vesaire. O yüzden bunlardan öğreneceğimizde çok şey olduğunu düşünüyorum. Tabii ki zihinsel sağlığımız uçlarda bir noktaya kadar bozulmamışsa, yani böyle çok artık kendi başına halledemeyecek bir pozisyona gelmemişse insan, zaten uzmanlar bunun için var. Uzmanlar bu konuda yardımcı olabilecek araçlar taşıyorlar, ama bizi şu anda televizyonda izleyen insanların çok büyük bir çoğunluğu uzmandan ziyade kendisine ilgi göstermesi gereken insanlar. Yani bir uzmanın ilgisine değil, kendi ilgilerine ihtiyaçları var. Çok. Hocam kısacık bir ara vereceğiz şimdi. Başka şeyler birazdan devam edecek. Şimdi olumlamalarla dönelim diyorum hocam. Şimdi olumlamalar ben açıkçası kendi üzerimde denediğimde çok işe yaradı. Herkes de yarar mı? Bu psikolojik bir şey midir? Yani mesela işte kendinize değersiz hissediyorsunuz ve tam tersi işte ben değerliyim şeklinde bir meditasyon yapmak ya da işte birini affedemiyorsunuz, bir affetme meditasyonu yapmak ya da işte sürekli pozitif şeyler söyleyerek işte hayat bana en güzel hazinelerini sunuyor diyerek iyi çekmeye çalışmak gibi. Hani bunu çok etrafta deneyenler var, benim etrafımda var. Bazıları diyor ki aman söylüyorum hiçbir şey olmuyor. Bazıları da diyor ki hakikaten hani bir şeyi 40 kere söylersen olur demiş ya büyüklerimiz eski. Hakikaten oluyor diyenler de var. Bunun bilimsel gerçekliği nedir tabii? İlk önce onu sorayım. Bir de siz buna inanıyor musunuz? Ben bunu yaşıyorum. Ama şöyle, şimdi biraz önce aslında bunun mekanizmasından bahsetmeye çalışmışım. Siz sorunca o şekilde aklıma geldi. Mesela dedim ya, ortada küçük tenis topu gibi bir şey var. Bir de deniz, derya, bir zihin var. Buraya o zihnin, yani bilincin dışındaki kısma erişmenin binlerce yıldır insanların temel derdi olduğunu görüyoruz aslında. Çünkü bütün yogası, meditasyonu, zikri, halveti, aklınıza ne gelirse, kadim geleneklerdeki bütün o beden ve zihin terbiyesi üzerine üretilmiş bütün yolların tamamı aslında insanın bu sathi günlük hayatından yola çıkarak daha derinlikli zihinsel hallerine bir şekilde ulaşabilmesini sağlamaya çalışıyor. Şimdi bu tarz tekniklerde aslına bakarsanız gene kadim geleneklerden alınmış ve biraz böyle bugün insanın daha kolay uygulayabileceği formüllere dönüştürülmüş. İşte bilinçli farkındalık, işte meditasyon, yoga vesaire gibi isimler altında bu aralarda çok revaçta olan, demin dedim ya modern insanın problemleri var, belli ki çözüm bunun gibi bir şeylerde diye. Herkes bu tip işlerin peşinde gidiyor ve bu teknolojiler diyorum ben bunlara, bu biraz kadim teknoloji diye nitelemeyi seviyorum bu tip şeyleri. Aslında insanın o erişilmez gözüken zihinsel bölümüne erişmenin araçları. Şimdi orada anahtar bir cümle söyledin demin söylerken. Şimdi bazısına oluyor, bazısına olmuyor. Evet. Şimdi biz genellikle bu tarz yöntemlerden de tıbbın ilaçlarından olduğu gibi bir akut etki bekliyoruz. Yani bir şey yapayım tınk diye böyle bir lamba yansın falan gibi. Fakat o dille söylenen olumlamalar, işte NLP falan da tekniklerde buna dayanıyor ya. Şimdi dille bir şey söylüyorsunuz tamam ama bazı insan bunu hem dille hem gönülle söylüyor tabiri caizse. Evet. Yani böyle bir değişimin ihtiyacını hayatın silleleriyle falan zaten içsel olarak da fark etmiş. O bilincinin erişemediği zihin tarafı da bunun farkında. Ve bu insan niyet edip de bu yönde bir çalışmaya başladığında bakın kendini sev dediğiniz hiç kimse kendini sevmez ama kendini sevme meditasyonu ya da kendini affetme meditasyonu dediğiniz bir sürece girdiğinizde meditasyonun zaten bizdeki karşılığı yani Türkçe ya da bizim kadim kültürdeki dildeki karşılığı tefekkürdür. Derin tefekkürdür. Ve bu derin tefekkür zordur. Mesela meditasyonda öyle merhaba her sabah oturacağım yapacağım gibi bir şey değil. Teknikleri var. Mesela bu teknikleri öğrenmeye başladığınızda ve ustalaştığınızda yavaş yavaş bilinç dışı zihninizin size gönderdiği mesajları da görebilir hale geliyorsunuz. Şimdi birçok insan bu tip teknikleri şöyle zannediyor dışarıdan bakınca. Birçok insan derken ben de önceden böyle zannederdim. Yani meditasyon yapayım da bir kafam dursun. Niye? İşte 1000 tane tilki var. Hiçbirinin kuyruğu birbirine değmiyor. Canım çok sıkılıyor falan. Ama meditasyon onun için değil. Mesela işte hiç kimse şeyi çok severim ben. Ne o? Sadhguru diye bir abi var. İnternette bir konuşmalar var. Ben çok dinlerim onu. Şimdi adımız çıkacak bu Sadhgurucu oldu falan değil mi? Çok böyle enteresan kafalı bir adam. Yani gençlerle falan da iyi anlaşıyor. Yani bu konuyla ilgili dili iyi. Mesela diyor ki kimse bana gelip de kalbimi durdurmak istiyorum diye şikayet etmiyor. Sürekli atıyor, çok canımı sıkıyor falan demiyor kimse. Ama niyeyse milyonlarca yıllık evrimde bunun için hazırlanmış olan beyni susturmaya çalışıyor herkes. Çünkü bu beyni nasıl kullanacağını bilmiyor. Yani kalp dam dum atarken bir görev yapıyor, kan pompalıyor. O tantana o yüzden. Beynin de bu kadar haldır küldür çalışmasının bir sebebi var. Aslında işini yapmaya çalışıyor. İşini yapmaya çalışıyor ama bugün işte esas problem ne? Niye insanların çoğunu rahatsız ediyor? Modern yaşamda insan beyni işsiz kalmıştır. Ne demek istiyorum? Bizim beynin temel yaşamsal mekanizmaları, benim insanın fabrika ayarlarında anlattığım en temel konudur. Vahşi tabiatta bizi hayatta tutmak için tasarlanmış bir sistem var. Seni şimdiye kadar hiç aslan kovaladı mı? Hayır. İşsiz işte. Aslan kovalarsa ne yapacağımın bilgisiyle yoğrulmuş bu milyonlarcası. Aç kalırsam ne yapacağım? Mesela ömrüm boyunca hiç öyle açlık çektim mi? Çoğumuz çekmiyoruz. Evet, yani yemeklerin bilmem nenin içine doğduk. Yani dünyada şu anda zaten açlıktan ölen insan sayısı tokluktan ölenlerden kat be kat az yani. Çok az. Ve biz artık o yokluklarla dolu dünyada işte çırılçıplak bedeniyle hayatta kalmaya çalışan bir canlı türü değiliz. Kendi güvenlikli korunaklı alanın içinde. İşte mesela dışarıda yağmur fırtına da kopsa iklimlendirilmiş kapalı evlerinde tıngır mıngır yaşayan canlılarız. Peki milyonlarca yıldır atalarımızı hayatta tutan bu sistem işsiz kalınca ne yapıyor? Dün şöyle olduydu, babam bana böyle ettiydi, anam böyle, yarın bu olacak işte bilmem ne olacağım. 5 yıl önce o da bana bunu demişti falan uyumadan önce. Ona takacağım, bunu takacağım, kariyerim ne olacak, yaşlanacağım mı, buruşacağım mı? Bunlarla uğraşıp duruyor. Mesela endişe üretiyor sürekli. Tabii ki modern dünya insanın beyni işsiz olduğu için nereye saracağını şaşırmış vaziyette ve herkes tabii ki o zihnin üstün yaratıcı özelliklerine dokunan insanlar bu zihni zaten bambaşka bir boyutta kullanmaya devam ediyorlar. Bir başka yere taşıyorlar bu zihni ama günlük maişet telaşı içerisinde siz aç kalmıyorsanız, aslan tarafından yenme riskiniz yoksa, biraz önce dediğim doğadaki insanın yaşadığı hiçbir sıkıntıyı yaşamıyorsanız, küçük sorunları amplifiye eden, büyüten bir zihne sahipsiniz artık. Yani otobüs gecikince intihara teşebbüs eden adam bulabilirsiniz bu dünyada. Yani öyle bir adeta sorunlara büyüteçle bakan bir zihin. Çünkü onun tuhaf bir anksiyete var mesela insanlar. Mesela şöyle düşünün, yani en anlaşılır örneği mesela tabiatta tek başınıza işte boş bir çayır ya da ormanda gezerken teyakkuz durumunda en ufak çıtırtıya dikkat kesilirsiniz, değil mi? Şimdi beynin işi nedir? Olası bütün tehlikelere karşı tetikte olmak. Hele ki ortamda risk varsa, belirsizlik varsa bu algı daha da açılır. İşte korku filmi seyrettikten sonra gece evdeki parkelerin çıtırtısı bile gök gürültüsü gibi gelir. Korkudan işte hayatta seyretmem zaten. Aynen, algılarınız açılır mesela, o yüksek adrenalin falan. Şimdi bizde o yok. Bizde olmayınca ne oluyor? Ama bu alışkanlık var. Sistem fabrika ayarıyla böyle geliyor. Diyor ki ben bu zayıf çıplak canlı, ben bunu hayatta tutacağım. En büyük sorun ne? Atıyorum otobüs gelmiyor. Atıyorum işte enflasyon ya da işte ekonomik kriz bilmem ne. Yaşanan en büyük sorunlar bunlar. Öyle olunca ruh diye sistem bu sorunu alıyor. Aynen olası bir aslan saldırısı tehlikesindeki gibi sinyalleri abartmaya başlıyor. Dikkati bütün oraya veriyor. Bütün dünyanız o problem haline geliyor. Halbuki âli insani uğraşlar mesela insanı bundan çok kolay çekip çıkarabiliyor. Atıyorum bir ilham geldi, bir roman yazmaya başladınız. Ama öyle bir konu buldunuz ki yani bestseller olacak, patlatacaksınız ortalığı. O durumda açlık, susuzluk, dert falan hiçbir şey kalmaz. Dikkat edin, yaratırken, üretirken hiçbir şey kalmaz. Açlık da hissetmiyor, hiçbir şey de yok. Ama tabii her gün böyle bir şey olmayınca da bize bazı araçlar lazım. Ve dediğim gibi binlerce yıldır bu araçlar insanlığın istifadesine sunulmuş. Biz bugün bilimsel olarak bunları çalışabiliyoruz. Mesela benim 3-4 tane öğrencim var şimdiye kadar. Böyle değişik, işte bir kısmı meditasyon, bir kısmı farkındalık vesaire gibi konuları bayağı kalabalık denek grupları üzerinde denediler, onlara eğitimler verdiler. Biz onlardan beyin dalgaları kaydettik, vücut sinyalleri, kimi kan tahlilleri yaptı bilmem ne falan. Ve oradan aldığımız verilerle binlerce yıldır söylenen vaadin hala geçerli olduğunu görüyorsunuz. Mesela beyin dalgalarına bakıyorsunuz. Ya resmen sakinleşmiş insanlar, işte bir 7-8 haftalık bir eğitim veriyorsunuz. Eğitim de bir şey değil. Haftada 1-2 saat insanlara sadece bir yöntem öğretip ödev veriyorsunuz. Git evde bu nefes egzersizini yap. Git evde işte bu meditasyonu yap falan filan gibi. Biz çok farklı yöntemler dedik ama hepsinin 3 aşağı 5 yukarı etkisi aynı. Tabii beyin de şöyle bir şey yapıyor. Bizim beyin biraz önce söylediğim gibi işsiz ve anksiyetik, gergin bir tip olduğu için devamlı mesela beta dalgaları yüksek çıkar. Bizim normal insanın bir şeylerini kaydedin. O sürekli işlem halinde, kafada kurgu yapan, devamlı komşu şu anda ne yapıyor, biri benim hakkımda mı konuşuyor falan devreleri var ya arkadaşlar. Onlar mesela beyinde hızlı frekanslar yayılmasına sebep olur. Siz kısa bir süre, ki 8 hafta insan hayatında kısa bir süredir, böyle bir deneyimden ciddi insanları geçirin, zihnen oryante edin. Ki senin de yaşadığın şey bu zaten. Bir bakıyorsunuz mesela beyinde alfa ve gamma dalgaları artıyor. Mesela gamma çok hızlı bir dalga tipi ama bilinçli algılama ve yeniliği fark etme dalgalarıdır gamma dalgaları. Yani bu teknik detaylar önemli değil ama zihin şöyle bir hale geliyor. Hem sakinleşiyor, hem dikkati, konsantrasyonu ve seçiciliği artıyor. Yani artık kendi düşüncelerini bile fark edebilir hale geliyor. Tabii 8 haftanın sonunda herkes bu mükemmel noktaya ulaşamıyor ama o yola girdiğini görebiliyorsunuz basit testler yaparak. Şimdi bilim bunu doğruladı diye bu faydalı bir şey değil. Benim hep tekrarladığım bir şey var. Şifa, ki bu da bir şifa yöntemidir. Yani insanın kendine şifa verme çabası. Bilimsel bir konu değildir. Bilim ancak bunu çalışabilir. İşte çalışıp çalışmadığını, mekanizmasını kontrol edebilir. Ama bir şey insana iyi geliyorsa şifadır, bitti. Yani bunun bilimsel ispatı olmasına gerek yok. Ve maalesef bugünün işte sadece zar gibi bilinç düzeyinde yaşayan insanı illa istiyor ki bir tane benim gibi kerli ferli bilimci çıksın da bu kesin çalışıyor falan desin, ona güvensin gitsin. Ya binlerce yıldır insanın derdinde değişen bir şey yok ki. Yani bilim dediğiniz burada 150-200 senelik bir mevzu. Daha yöntemleri çok, nasıl diyeyim, emekleme düzeyinde. Beynin ne kadarını anladık? Hiç. Daha hiçbir şey yok ortada. Yani çat pat bir şeyler biliyoruz. Onlar bile hayatımızı değiştiriyor. Yani o kadar az bilgimiz var ve sistem o kadar muhteşem. Dolayısıyla bu binlerce yıllık gelenekleri bir daha icat etmeyi bekleyene kadar en azından içinde yaşadığımız kültürün temel pratiklerine aşina olalım. Yani insanlar binlerce yıldır bu sorunları nasıl çözmüşler? Çok kolay. Bizim mesela öyle sihirli kelimelerimiz, öğretilerimiz var ki ben bunları 30'lu 40'lı yaşlarımda jetonum düştü de anlamaya başladım. Ya bu da geçer o kadar kuvvetli bir şeydir ki. Bakın bu da geçer sözü bütün kültürlerde vardır. Bu da geçer ne kadar acı ne kadar sevinç olursa olsun. Hepsinin geçeceğini söyler. Şimdi entelektüel düzeyde bunu herkes biliyor. Ama bunu hal etmek için bunun hikayesini içselleştirmek, bunun duygusunu yaşamak lazım. Mesela tasavvufta bunun için ne kullanırlar? Hikayeler anlatırlar. İşte adamın biri çok fakirmiş, görmüşler. Demişler ya çok acıdık ne fakirsin. Adam demiş ki bu da geçer. Sonra gelmişler bakmışlar adam çok zengin. Oo zengin olmuşsun hadi hayırlı olsun. Bu da geçer. Ondan sonra gelmişler işte adamı sormuşlar. Demişler ki adam öldü. Vay çok üzülmüşler. Mezarına gitmişler. Mezar taşında yazıyor ki bu da geçer. Diyorlar ki geçer geçer dedi. Hakikaten haklı çıktı. Daha sonra tekrar oraya uğrayıp kabrini ziyaret etmek istediklerinde Sel'in kabri de götürdüğünü görüyorlar. O da geçmiş. O da geçmiş. Yani şimdi siz böyle bir hikayeyle dünyayı küçük yaşta algılamaya başladığınızda yani bir kere şunu biliyorsunuz. Geçici bir hayatın kalıcı bir hasar vermesi mümkün değil. Geçici bir hayat kalıcı hasar vermez. Bizim sorunumuz ne? Her şey sonsuza kadar sürecek zannediyoruz. Acı da sevinç de. Halbuki böyle bir şey yok. Biz gideceğiz buradan. İnsan adapte olmayı kolay öğrenemiyor galiba. Hiç. Yani işte bu takıntılardan dolayı. Şimdi öleceğini herkes biliyor. Kim hemen şu anda ölebilirmiş gibi yaşıyor? Hiç kimse. Şimdi dolayısıyla bildiğimizle yaşama tarzımız arasında bir fark olduğu açık. Sağlıklı da bir şey bu, güzel bir şey. Yani her an öleceğim diyesen paranoyak olursun yani. Tabii. Öyle bir hayat istemiyoruz ama ölüm bilinci, geçici olma bilinci insana bir şey vermeli. Yoksa bu işte o sığ katmanda kalan bir veri yığınından ibarettir. Bir cümledir o. Hiçbir anlama gelmez. Ama ölümlü olmak bu da geçer hikayesiyle birleşirse o zaman ne olur? Derdinizin de sevincinizin de ölçüsü değişir. Yani siz bir sevinçli durumda kendinizi kaybetmez onun da geçeceğini bilirsiniz. Geçebileceği değil. Kesinlikle geçecek. Ya da en büyük acı olsun hayatınızda. Ya bu da geçecek. Ya icabında ben öleceğim bitecek arkadaş. Yani ne yaşıyorsanız. Mesela bu çok sihirli bir şey. Bunun gibi bizim kadim kültürümüzün alttan alta hikayelerle, anlatılarla, kıssalarla sadece kendi kültürümden bahsetmiyorum. Bütün dünyadaki insanlık kültürünü aslında işte Kızılderililerin mitlerini ve öğütlerini bir okuyun. Ya insan şoka giriyor. Yani o işte çayırda bayırda atlarla gezen adamlar mı bunları söylemişti? Müthiş bilgelik. Müthiş. Ve bu bilgelik şunu gösteriyor bize. İnsan hangi devirde olursa olsun hep bu sorunları yaşadı. Yani güneşin altında yeni hiçbir şey yok. Bugün de aynı sorunları yaşıyor. Ve bu sorunlar bizim çözülmüş sorunlarımız değil. Her an çözülmesi gereken bireysel sorunlarımız. Nedir o? Ya bu hayatı gelişerek yaşamanın yolunu bulmamız lazım. Bu zihinsel döngülerden çıkmamız lazım. Az evvel beyin işsiz dedim ya. Hı hı. Bu işsiz kalan beyin hayvani beyindir. Yani tabiattaki diğer bütün hayvanlarda olan beynin aynısı bizde de var. İşte o savaş, kaç, yemek bul, üre, hayatta kal falan var ya. O beyin herkeste olduğu gibi bizde de var. Bugün biz onun bütün ihtiyaçlarını hazır bıraktığımız için o beyin işsiz. Bizim başımıza iş çıkaran hayvani beyin. Bütün bizi isteyen dostlara, genç yaşta hepsine herkesin uygulayabileceği bir formül veriyorum. Harika. Hayatınıza bir hayvanın yapamayacağı herhangi bir şey katın. Bakın bakayım başka derdiniz kalıyor mu? Bir hayvanın yapamayacağı bir şey ama bunun için hayvanları biraz biliyor olmanız lazım. Biz mesela çok yaptığımız şeyleri insani zannediyoruz ama biraz şempanze davranışı okursak çok moralimiz bozulur. Yani sosyal yardımlaşmadan mesaiye kadar, o çalıştığımız işler var ya onlara kadar şempanzelerde çok benzerlerini göreceksiniz. Yani oradaki alemde olan şeyleri tekrardan başka aslında bir şey yapmadığımızı bilmiyoruz. Ve bunu çok insani bir şey zannediyoruz. İnsani olan, âli olandır. Herkesin tercih etmediği ama tercih edenin uçup gittiği şeylerdir bunlar. Sanat, edebiyat, derin düşünce, sezgi, dostluk, yardımlaşma ama yani bu yardımlaşma şempanzelerde de olan yardımlaşma değil. Genellikle ben yardımlaşma deyince de komşuyu doyuralım. İşte şempanze de onu yapmak zorunda yoksa toplumsal barış bozuluyor ve klanın varlığı tehlikeye giriyor. Bütün canlılarda bir adalet ve yardımlaşma duygusu vardır ama insan olmanın ki o görünen bedeni işte ya da beslenmeye dair ya da aç açıkta kalmaya dair ihtiyacın ötesini görebilmek. İnsanlığın dertlerini anlayıp ona katkı verebilecek üst düzeyde bir üretime niyetlenmek. Anlatabiliyor muyum? Yani ya dünyayı değiştirmeye ama daha iyiye doğru değiştirmeye kalkmak. Bu ancak insanın yapabileceği şeyler. Hayatına insanın, sadece insanın yapabileceği şeyi katan insan artık hayvani beynin boyunduruğundan kurtulmuş. Yani sadece kendi mutluluğu değil de genelin mutluluğu için çalışmak. Aynen. Mesela değil mi? Bir yine kadim şeylerden bir tanesi, yani kazanmayı değil de önce vermeyi düşün derler. Bizi öyle büyüttüler mesela, yani hepimiz öyle büyüttüler. Bizim bu kültürden aldığımız şeylerden bir tanesi. Önce bir vermeyi bir düşün. Eğer sen bir verilecek bir değer üretirsen o sana karşılık olarak geri gelir derdi bizim büyükler. Şimdi mesela bunu açıyorsunuz, batılı düşünür, Ernst Schumacher'den okuyorsunuz. Ernst Schumacher de aynısını yazıyor. Diyor ki yani siz diyor böyle kapitalist mafyası, tamam güzel kazanıyorsunuz, zenginleşiyorsunuz ama bir yerlerde bir şeyler eksiliyor. Siz 3-5 sene ya da 30-40 sene, 50 sene neyse bir rahat böyle güzel hayat sürüyor illüzyonu içinde yaşarken sonra dünya üstünüze çöküyor. Çünkü oradaki acı gelip sizi vuruyor. Yani sürdürülebilir değil diyor. Küçük yapın. Önce katkı vermeye çalışın. Bir sağınıza solunuza bakın. Yani böyle afaki, işte kaynakları sınırlı olan bir dünyada ben sınırsız zengin olacağım hayallerini bırakın diyor adam. Aynı bizim kültürün söylediği şeyler o kültürde de böyle yankı buluyor mesela. Temel değerler, temel anlatılar kayboldukça ve biz hayatı hep bu kısır akılla, işte bugün modası bilimsel düşünce, en son makale ne yazıyor falan kafasında çözmeye kalkarsak üzgünüm sevgili dostlar, hiçbirinizin ömrü bu hayatı anlamaya yetmeyecek. Ama binlerce yıldır insanlık bir şey biriktiriyor. Acık bir armudun sapı, üzümün çöpü, ben modern kafalı bir insanın falan ayaklarını bir kenara bırakalım. O sağlığımız yerindeyken, kafamız güzel çalışırken, böbreğimizde bir problem yokken o jargonlar işe yarıyor. Ama bir böyle elden ayaktan düştüğünüzde, bir aşamadığınız bir zorlukla karşılaştığınızda, yalnızlaştığınızda, Covid-19'lar gelip vurduğunda, bu tip durumlarda gömüldüğümüzde. Böyle bir boynum bükülüyor, diyorsun ki ya ne yapacağız şimdi? İşte ne yapacağızlar? O kriz durumundaki reçeteler binlerce, on binlerce yıldır biriktirilmiş. Sorun, okumuyoruz, haberimiz yok. Miyopuz, yani tarihsel olarak miyopuz. Ne geleceğe bakıyoruz, ne geçmişe bakıyoruz. Şu küçücük bir işte bugün, dün ve yarın gibi dar bir çerçevede yaşıyoruz. Böyle olunca da binlerce yıldır insanların uğraştığı, çözümünü de bol bol önerdiği, bulduğu, formüle ettiği şeyleri çözümsüz zannedip içlerinde boğulabiliyoruz. Yani zihin programlama dediğimiz şey insanlığın kadim problemidir. Ve bunun teknolojileri her kültürde vardır. İşte gidin demin bahsettiğim Kızılderililere gidin, Hintlilere gidin, efendim, Güney Afrika'ya gidin, gidin bir yere. Her medeniyetin kendi içinde işte bir şamanvari, bir öğreticisi, belli ritüelleri, bilge kişisi, belli tavsiyeleri, anlatıları, uyarıları, değerleri, sistemleri, bir şeyleri vardır. Ama bunları bugün ya işte dünyada işte artık biz aklımızı kullanıyoruz falan kafasıyla böyle kenara iterseniz o zaman insanı yeni baştan laboratuvarda üretip onun dertlerini bilmem nelerini anlayabilir bir hale gelmeden bunu çözemeyeceğinizi de anlamanız lazım. Yani bugün sadece öyle kendi aklımızı kullanarak kendi bildiğimizle çözüm üretebileceğimiz konular değil bunlar. Ben bir sinir bilimci olarak niye bunları sürekli masaya getiriyorum? Konu acil bir konu. Mesela bir başkasının, bizi izleyen birinin zihin sağlığı dönüp dolaşıp beni, benim çocuğumu, işte benim eşimi, dostumu ilgilendiriyor. Dolayısıyla bu verdiğim tavsiye o kişinin daha rahat yaşaması, daha yüksek yaşaması ve birbirimize daha doğru katkı yapabilmemizi sağlayacak. Bence bu önemli bir sorumluluk. Yani bu bilimseldir değildir beni ilgilendirmiyor. Tekrar söyleyeyim. Çalışıyorsa faydalıdır. Çalışıyorsa, şifa veriyorsa şifalıdır. Bitti. Ve nevzuhur böyle hani bir tabiri caizse zibidice bir girişimden çıkmış bir takım yöntemleri denemektense göz ucuyla şöyle geçmişe bakıp acık ya binlerce yıldır biz nelerle uğraşmış bu insanlık, ne çözümler bulmuş, onlarla bu benziyorsa alın kullanın. Olumlamadan buraya geldik ya. Olumlamalar böyle teknikler ama herkesle çalışmamasının sebebi nüfuz ettirebilme kapasitesi kişiye göre çok değişiyor. O derin meditatif halleri ustalıkla geliştirebilenler bunlardan çok daha büyük fayda elde ediyor. Gene çok konuştum ama bir şey daha söyleyeceğim. Lütfen. Söylemem lazım. Biz meditatif hal deyince, dinliyoruz. Eyvallah, meditatif hal dediğimde bana mesela bazıları bozuk çalıyor. Mesela meditasyonu bir dini pratik zannedenler var. Alakası yok ama. Aslında şöyle alakası var. Her türlü dini ritüel pratiğinin özü meditatif olmalıdır. Ha. Yani mesela isterseniz bir Müslüman işte namaz kılın, isterseniz bir işte Ermeni bir kilisede işte bir ibadet yapsın, bir şey yapsın. Ya dininiz ne olursa olsun, isterseniz taşa tapın, isterseniz... Ya yemek yapmak bile bir meditasyon. Tabii işte Buda heykelinin ayağını yıkayın, ne yapıyorsanız yani ritüel neyse fark etmez. Orada günlük dünyanın hayhuyundan ayrılıp bir vesileyle, mesela Müslümanlarda bu eğilip kalkma beden hareketleri şeklinde bir şeyler vesiledir. Bir başka dinde bir ikona vesile edilir, bir başka dinde bir ritüel, temizlik, bir şey vesile edilir. O vesileyle sizin kendiniz ve kaynağınızla bir bağlantınızı tazeleme ihtiyacınız giderilmeye çalışılır. Bunun adıdır meditasyon. Meditatif hal, derin tefekkür hali, derin düşünce hali. Şimdi en kolay kaçışlardan biri, özellikle son zamanlarda bir de bu yeni bir şey çıktı böyle. Bunlar gavur icadı falan. Ya benim küçüklüğümde de vardı, sonra için tekrar gene moda oldu. Ya anlayın sevgili arkadaşlar, orada bir şey var. Yani insanlığın derdi bu. Sadece onun derdi değil, senin de derdin. Dolayısıyla ben gidip mesela bir Hindistanlı yogiden bir şey dinlediğim zaman onun kültürüyle ilgili bir şey dinlemiyorum. Homo sapiens sapiensin bir çare bir başka ferdi olarak bu adamın anlattığı tecrübe bende nasıl çalışır ona bakıyorum. Ve bunu çok başarıyla uygulayan arkadaşlarım diyorlar ki ya biz önceden de namaz kılıyorduk ama bu sistemi öğrenince sistem bayağı bir değişti. Yani komple dünyadan kopuyoruz. Ondan sonra bu adamlar anlıyor, bu insanlar anlıyor işte. Hazreti Ali neden namaza durayım da ayağımdaki oku öyle çıkarın diyor. Yani şimdi ayağını oksaplanıp da namazda ok çıkarınca fark etmeyecek adam var mı etrafımızda? Mümkün değil. İşte meditatif hal böyle bir hal. Gerçekten bir iletişim kuruyor. Aynen çünkü. Öyle. Hatta buradan kopuyor tabiri caizse. Bedeninden kopuyor. Yani o dünyevi bağlantılardan ayrılıyor. Şimdi tabii ki bu hani... çok farklı açılardan anlatılabilir, değerlendirilebilir. Bir efsane dersiniz buna, bilmem ne dersiniz ama bu tip anlatılar çoktur. Dünya kültüründe, ortak hafızamızda çok fazla vardır. Canlı örneklerinde gördük işte Vietnam Savaşı sırasında protesto etmek için o kendini yakarken gıkı çıkmayan rahip hikayesi. Ben onu kitaba da aldım. Vietnam'da bir işte o yönetimin arkadaşlarını tutuklamasına bozuk çalan bir rahip. Ya kendi üstüne benzini döküyor adam, kibriti çakıyor. Bir gık bile çıkarmadan dakikalarca çatır çatır yanıyor bu adam. Normal bir insanın yanarken bir tepki vermemesi mümkün değil. Ama öyle bir işte meditatif şalter kapanıyor ki arkadaşlar artık bedenine ne oluyorsa çok önemli değil. Mesela dünya basınında büyük yankı bulmuş bir hadise. Zihnini o derece kontrol edebiliyor. Evet. Şimdi tabii bu herkes böyle kendini yakmasın. Yani gerek yok. Böyle bir sistem anlatmıyoruz ama bunun mümkünlüğünün olduğu bir dünyada, böyle bir şeyin mümkün olduğu bir yerde o da bir insan, biz de bir insanız. Yani böyle araçlar var. Dolayısıyla bunlara biraz daha serin kanlı yaklaşıp internetin ana iletişim unsurumuz olduğu bu günlerde artık dünya kültürlerine bütüncül bakabilme kafasını geliştirmemiz lazım. Mesela benim yeni nesillerde en önemsediğim bu. Kimliklerini yitirmesinler ama hepimizin ortak dertlerinin farkında olsunlar. Yani bütün insanlık aslında birbiri için ilaç üretiyor da farkında değiliz. Bizim anlatabileceğimiz çok şey olduğu gibi öğrenebileceğimiz de çok şey var. Benim kültürüm her şeye yeter, benim bildiğim bana yeter diyen adam sonuçta en büyük arızayı ve en büyük yanlışı yapan kişi olacaktır. Bir adım ileri gidemeyen adam zaten. Gidemeyecek. Ve büyük sıkıntılar bekliyor o tip insanları ben söyleyeyim. Çünkü kendi kafaları içerisindeki o kısa kalıp, o bilinç düzeyi işte o sığ kısım belli bir süre yaşatır. Schumacher'in dediği gibi biraz eğlenirsin, takılırsın, her şey yolundayken iyi. Ama kriz halinde çalışmadığı anda cepte başka bir şey yok. Bildiğiniz yöntemler bitti. Ne olacak? O zaman o kriz sizi löp diye yiyip götürüyor işte. O yüzden donanımlı olmak, zihni çeşitlendirmek, hayatı biraz dolu yaşamak, estetiğe, sanata, latifeye, hayatta yer vermek, inceliğe. Bunlar insanlığın iktizasıdır. Ve kimden duydum yakın zamanda? Kaynağını hatırlayamıyorum. İnsanı insan yapan insan doğmak değildir. İnsanı insan yapan ince bir kültüre sahip olmaktır. İnce kültür. Yani biraz böyle adab-ı muaşeret, biraz ince düşünce, biraz dur diyebilmek, biraz efendim ya bu sefer yapmayayım diyebilmek, kendini geri çekebilmek, kimsenin gitmediği yerde hareket etmeyi tercih edebilmek gibi ince insani özelliklerimiz üzerinde çalışırsak dışarıdan elektromanyetik kontrole falan ihtiyacımız kalmaz. Onu net olarak söyleyeyim. Peki bizi korkularımız mı yönetiyor? Yani şundan bahsediyorum işte bir örümcek korkusu, yükseklik korkusu bundan bahsetmiyorum. Mesela kaybetme korkusu yüzünden istemediğiniz bir işte kalmak, aman daha iyisini bulamam. Ya da yalnızlık korkusu yüzünden istemediğiniz bir evliliği sürdürmek. Şimdi ben yalnız ne yaparım, başka biri girebilir mi hayatıma gibi korkularla aslında çok daha iyi bir hayat, çok daha iyi bir versiyon yaşayabilecekken bunu yaşayamayıp olduğumuz noktada kalıyoruz. Böyle kakılmış gibi. Bunu kontrol etmek, yani aslında deminden beri anlattıklarınız tabii ki bunları işaret ediyor ama hani bu durumda mesela insan bu korkularını nasıl fark eder? Bir kere onu sizden bir dinleyelim. Sorunun içinde bir şey var dikkatimi çeken. Daha iyi bir hayat mümkünken böyle bir şeye tıkanıp kalmak. Şimdi yani şöyle istemediğiniz şeyleri yaşamaya zorunlu olmak. O korkuların bizi yönetmesi sebebiyle. Şimdi kötü bir şey yaşıyorsunuz. Ama bunu dediğiniz gibi bir kaybetme korkusuyla, yalnız kalma korkusuyla, reddedilme korkusuyla vesaire vesaire ya da işte ana akıma aykırı davranma korkusu yani sürü psikolojisinin dışında kalma. Suçlanma korkusu yüzünden hep kendi kendini aykırı suçlama falan filan diyerek sürdürmeye çalışıyorsunuz. Şimdi genellikle şu söyleyeceğim kısım herkesin algılayabileceği bir tavsiye modudur. Nedir o? Yani burada buna katlanacağına çık buradan daha iyi bir hayat ihtimali çok var. Yani bir araştır bakayım hayatı. Daha iyi bir şey yaşamak senin de hakkın. Şimdi bu sağlıklı bir tavsiye değil. Çünkü daha iyi ne demek? Daha iyiyle başladığınız zaman işte daha iyinin her zaman daha iyisi var. Ve böylece hayatta seken insanlar görüyorsunuz. Bay mükemmel, bayan mükemmel arayanlar var ya. O devamlı böyle her çiçekten bal alıyor ve en son tık diye yalnız kalıyor. Yani özellikle mesela cinsel ya da ilişkiler arasında özgüveni yüksek insanların yalnızlığı çok mukadderdir. O insanlar kimseyi bir süre sonra beğenemez hale gelirler. Çünkü bir armudun sapı, üzümün çöpü, bir de böyle içsel bir narsistik çekirdek varsa ya ben çok daha iyilerine layığım falan filan gibi. Şimdi o daha iyi arayışı çok ciddi problemli. Şimdi burada şöyle bir şey var. Nasıl anlatırım bilmiyorum ama ben kendi hayatımdan devşirdiğim ve beyin çalışmasının temel prensipleriyle örtüşen kısmıyla şöyle bir şey söyleyebilirim. Biz genellikle kendimizi başkalarına nispetle tanırız. Mesela diyelim küçükken ve bebekken annem var, babam var, kardeşim var, birileri var etrafımda. O öyle ben böyleyim, anne böyle ben böyleyim, baba öyle ben böyleyim, şu komşu şöyle ben böyleyim diye onlarla kendimi nispet ederek bir tanımlama geliştiriyor. Kıyas yapıyoruz. Kıyas yapıyoruz ve bizim zihnimiz göreceli çalıştığı için bir referans unsuru olmazsa kendimizi tanıyamayız. Ya biz aslında kendimizi hep diğer insanlar cinsinden tanıyoruz. Hayatımızı da böyle tarif ediyoruz. Diğer hayatlar cinsinden. Bu bir alışkanlık oluyor. Mesela bir şey yaşıyoruz. O aynı isimde, bunun adı evlilikse, bunun adı işse, bunun adı kariyerse neyse. Aynı isimde başkaları da bir şeyler yaşıyor. Evlilik diye, kariyer diye bir şey. Bakıyoruz onun evliliği böyle, benimki böyle. Benimki olmuyor. Şimdi o nispetle baktığınızda oradaki başka şartların sonuçları sanki size de aynıyla olabilirmiş gibi geliyor. Ama sizin koşullarınız başka, oranın koşulları başka. Entelektüel zihniniz bunu biliyor ama duygusal zihniniz diyor ki ben de ondan istiyorum. Mesela sosyal medya en çok bize bunu yapıyor. Evet. Biliyoruz ki herkes en makyajlı, en filtreli fotoğraflarını koyuyor. Hep mutluyken çekiyor, böyle misafir sofralarında falan görüntülüyor ama beynimizin duygusal kısmı diyor ki bu hep mutlu, ben mutsuzum, lanet olsun bana. Ben de bundan olmak istiyorum diyor. Herkes tatilde, herkes mutlu. Eyvah ben evdeyim, bir tek ben mutsuzum. Tabii. Ne kadar mutlular. Allah'ım yarabbim. Ben benim öğrencilere bakıyorum. Süklüm püklüm derse giriyorlar eşofmanla. Bir selfie paylaşıyor çocuk. Aman yarabbim diyorum. Top model mi bu? Nereden fırlamış? Yani oradaki haliyle benim gerçek hayattaki bildiğim hali şey değil. Hiç uyumlu değil. Şimdi bunun yarattığı patoloji aslında sadece sosyal medyada değil. Günlük hayatımızda var. Kalabalıklaştıkça da artıyor. Buna seçenek yanılsaması diyoruz biz. Seçenek yanılsaması şu. Çok seçenek olduğunda birçok seçenek sizin hayatınızdan iyidir. Şimdi böyle olunca kendi hayatınıza konsantre olma şansınız çok düşüktür. Peki bunun insani yolu nedir? Yani daha bizi yükseltecek yolu. Elinizde bir durum var. Bu durumun birçok bileşeni var. Sizin özel şartlarınız var, hayata bakışınız var, amacınız var. Etrafınızdaki insanlarla ilişkileriniz var, şu var, bu var. Konu ister beraberlik, evlilik, ister iş güç, ister ne olursa olsun. Kendi özel şartlarınız içinde kendinizi bütünlüklü olarak tanıyabilmenin en önemli kuralı az evvel bahsettiğim kendini tanıma konusu. Kendinizle ne kadar iyi tanışıyorsanız, yani ben bu dünyada ne yapmaya çalışıyorum? O bilinç dışı büyük derya bana ne diyor? Beni ne taraflara doğru ittiriyor? Benim en derin arzum ne? En derin hedefim ne? Bu çalışmayı yapıyorsanız şöyle bir aydınlanma geçirebiliyorsunuz. Mesela yıllar süren bir beraberliğiniz var. Yıllardır bir iş yaptınız. Yıllarınızı bir şeye yatırdınız. Ve bir anda tak diye şöyle bir şey fark ediyoruz. Bu değil ki. Bu değil. Ama ona göre değil. Benim için bu değil doğru olanı. Bunu söylediğiniz anda İbn Sina'nın harika bir sözü vardır. Benim hayat rehberimdir. Yumurtayı dıştan kırarsan canlı ölür. Yumurta içten kırılırsa hayat başlar. Doğru. Yumurtanın içten kırılması lazım. Yani bir insan kendi içine dalıp o en derin arzusunu fark edip onunla o gözlükle hayatına bakmaya başladığında bir anda işi, eşi, arkadaşı neyse içinde bulunduğu ortam hangisinin ne derece kendisine uyumlu olduğunu bambaşka bir gözle görmeye başlıyor. O zaman şöyle sağlıklı bir şey başlıyor. Olur yani evlenme mümkün olduğu gibi boşanma da bir müessesedir. Der ki mesela eşine, ya yürüyemiyoruz biz artık, böyle olmuyor. Çünkü ben şuraya gidiyorum, sen oraya gitmek istemiyorsun. Hadi gel arkadaş çağıralım, al gülüm her gülüm biter gider. Ya da işte işi patronuna bilmem nesine der ki ben daha fazla çalışamayacağım. Teşekkür ederim, ekmeğinizi yedim, hakkınızı helal edin. Gider başka bir şey de der. Şimdi bunu yapan insanları biz hep dışarıdan başarılarla görüyoruz. Yani dışarıdan biz onları hep başarıyla fark ediyoruz. Bir şey başarıyorlar, aha diyoruz ne güzel bir şey yaptı falan. Mesela işte sevgili Kaan Sekban'ın hikayesini mesela ben bir televizyon programına katılmıştık. Beyaz yakalı bir banka çalışanıyken bir anda ayrılmaya karar veriyor. İşte efendim şu anda stand-up komedyen olarak bir kariyeri var. Biz onun başarısıyla görüyoruz ama arası var bu işin. Kitabında falan da yazmış, anlatmış. Çok sıkıntılı, yani aç bir ilaç kaldığı, otobüs parası bulamadığı dönemlerden tabii geçiyor. Ama o dönemlerde hep kendisini mutlu olarak niteliyor. Çünkü kendisine dair bir farkındalığın peşinden giden insanın mutsuz olma şansı yoktur. Ve biz esas söylemem gereken galiba bu. Hep mutlu olmayı arıyoruz bunlardan kurtulmaya çalışırken ya da daha iyi bir hayat kurmaya çalışırken. Ama mutluluğun tanımını bilmediğimiz için de başımızı hep taşa vuruyoruz. Bence modern insanın, benim uzun yıllar problemim buymuş. Yani mesela ben çok geç öğrendim bunu. Yani çok geç diye bir şey yok da bayağı ileri yaşta öğrendim. Mutluluğu hep haz, varılması gereken bir nokta, işte bir şeyler olunca ulaşılacak bir payı olarak gösteren bir sistem var. Bir de ne pahasına olursa olsun mutlu olmamız gerektiğini bize öğretmeye çalışan bir sistem var. Bunu dayatıyor. Halbuki mutluluğun bizim kadim kültürde de, bugünün pozitif psikolojisinde de, ana akım bu işte yeni çağ anlayışları dediğimiz anlayışlarda da ortak bir tanımı var. Kendinden razı olma hali. İyi ki varım. İyi ki buradayım. Çünkü ben bu terkip, bu ekipman, bu bileşim, bu tecrübeyle burada olduğum için bu güzel hayatı yaşıyorum. Acısıyla, tatlısıyla, zorluğuyla, kolaylığıyla, işte yokluğuyla, varlığıyla, ne varsa hayatta iyi ki varım diyebilmek. Şimdi böyle bir insan yoklukta da mutlu, evet, varlıkta da mutlu. Ama peki bu nasıl sağlanır? İyi ki varım diyebilmeniz için ne lazım? Kendinizi biraz bu aracın özelliklerini bileceksiniz. Biraz kendinizin içine bir gireceksiniz. İşte o derin derya zihin bölgelerinizde dolaşma pasaportunuz olacak. Yani oralara bir girip çıkabileceksiniz. Ve biraz dışsal değil içsel cesaret kullanacaksınız. Ben hep cesareti çok anlatırım gençlere falan. Herkes de bunu işte Bruce Willis'in filmlerde oynadığı karakterler gibi bir şey yapmak şeklinde anlıyor. O değil ki cesaret. Cesaret bir alışkanlığınızı kırmak. Hiç yapmadığınız bir şeyi yapmaya kalkmak. Yani kendinizle ilgili dönüşüme cesaret, esas cesaret. Bizim kültürümüzde de buna ne diyor? Bir başka sihirli şey, ifade. Cihad-ı Ekber, büyük savaş. Nedir o? İnsanın kendisiyle yaptığı savaş. Kılıcı, tankı, topu, tüfeği alıp öbürüne dalmak kolay diyor. Sen sıkıyorsa bir kendinle savaş bakayım. Kendi hayvani zihninle savaş. Ve bakın bu biraz önce bahsettiğim işsiz kalmış hayvani zihin son 50 senelik modern medeniyetin mevzu değil. İnsan tarım, hayvancılığı keşfedip şehirlere yerleşip son birkaç bin senedir kalabalıklaşmaya başladığından beri derdimiz. Yazılı tarihin tamamındaki ana sorunumuz bu. Hep bunu yaşamış ama hep ne yapmış? Hayvani zihnin kıyaslarına kurban gitmiş. İşte firavunlar gibi zenginleşmeye çalışmış. Efendim işte Nemrut gibi kuleler dikmeye kalkmış. Tanrı'yla yarışmaya kalkmış. Anlatabiliyor muyum? Kendi zihnindeki tanrısal imgeyle kavga etmeye kadar vardırmış işi. Ama aydınlanmış insanlar ne demiş? Bu işler yanlış. Bak batacaksınız, çıkacaksınız. Kur'an-ı Kerim bile çoğu bunu anlatıyor zaten. Eski kavimlere mesaj gönderdik. Bak dinlemediler, battılar, çıktılar, ses geldi, sel geldi. Niye anlatıyor bunları? İnsan her devirde bunu yapıyor çünkü. Biz de bugün aynı hatayı yapıyoruz. Ben mesela bugün bilim vesilesiyle bunları önce kendime sonra herkese hatırlatmaya çalışıyorum. Ama eğer bu sözü yeni söylenmiş bir şey zannedersek ve arka planda bir açıklama ararsak vakit kaybolur. Bu çok eski dert, bunu bilelim. Ve eski derdin çözümü çok basit. Yani tamam sosyal medya falan eğlenelim, güzel onlar. Ben mesela yıllardır internet sitelerinde yazı yazarım. İşte bu programı hatta Twitter'da paylaşmayı unutmuşum şimdi. Ona rağmen bir sürü soru gelmiş. Bu arada programımızın izlenimleri bayağı iyi gibi gözüküyor. Ben paylaşmadığım halde bir sürü mention aldım. Ben paylaştım. Yani bunları bir araç olarak kullanıyoruz. Ama hayatın gerçekleri oralarda değil. Bunu bilelim. Yani bir aforizmayla, bir Twitter gönderisiyle hayatımız değişmeyecek. onu içselleştirecek vakite, mayalanacak bir zamana ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Şimdi korkulardan bahsederken demin işte yalnızlık, işte kaybetme korkusu gibi şeylerden bahsediyorum. Bu duygusal korkularda mesela insanın kendini değersiz hissetmesi. Siz kendinizi değersiz hissettiğinizde böyle bir frekans yayıyor ki zihin ya da siz artık auranız nereden çıkıyorsa hep size değer vermeyen insanlar geliyor. İşte patronunuz, sevgiliniz, kardeşiniz, anneniz belki. Sana daha değersizmişsin gibi yaklaşıyor. Ama siz bu olumlamaları yapıp bir anda kendi zihninizi yeniden kurduğunuzda o zaman hayatınızdan bir elemeler oluyor. Kendi kendine insanlar gidiyor. Kötü bir şey de olmuyor yani. Sadece uzaklaşıyorlar ve gelenler size öyle davranmamaya başlıyor. Mesela bunu deneyimleyen insanlar tanıyorum. Sizce böyle bir şey mümkün müdür? Yoksa bu sadece psikolojik olarak kendini düzeltme midir? Mümkün olmanın ötesinde mecburi. Niye biliyor musunuz? Kedilere bakın. Mesela kediler, şehirde yaşayan, İstanbul bayağı bir kedi şehri. Çok da güzel bu arada bir belgesel çekmişler. Yeni izledim, İstanbul'un kedileriyle ilgili. Bayıldım ya. Nefis çok güzel. İnternette tanıdık var. Tanıdık kediler de var orada. Öyle mi? Tabii Cihangir'den. Ben valla o belgeselden sonra evimde kedi var benim artık. Yani kedilere böyle bir şeyim oluştu. Aramıza hoş geldiniz. Ama kedileri çok da örnek veririm. Çünkü mesela ben Caddebostan'da yaşıyorum. Orası kedi cumhuriyeti zaten. Bayağı çok var. Biz kedilerle çok iyiyiz ama kedilerin bir fabrika ayarı var. Ne zaman bir insan görseler hemen bir teyakkuza geçiyorlar. Tık evet. diye. Şimdi kedi niye bu kadar korkuya düştü? Yani ben bu hayvana hep yemek veriyorum. İşte benim kızım eve 2 kişiye yemek sorarken 3 porsiyon söylüyor. Bir porsiyon kedilere veriyor mesela. Biz vergi ödüyoruz resmen kedilere. Bir derebey gibiler bizim orada. Ama ne de olsa o ayarında hayvanın bir tırsmak var. Bir biyolog olarak hemen şunu fark ediyorsunuz. Gergedan da insandan korkuyor. Ya da tanımadığı bir şey karşısına çıktı mı, insan olması şart değil. Beklemediği bir şey olduğunda hemen korkuyor. İnsan en vahşi yaratık bence. O yüzden bizden korkuyorlar. Bizden korkmuyorlar sadece. Esas nokta orada. Ben bizden korkuyorlar zannediyordum ama öyle değil. Mesela bir gergedanın karşısına beklenmedik küçük bir fino köpeği çıksın, tamam mı? Orada hiç fino köpeği yok ya. Hı hı. Gergedanın bir anda zıplayıp geri kaçtığını görürsünüz muhtemelen. Çünkü doğal ortamınızda beklenmeyen bir şey olduğunda önce korkmanız gerekir. Tabiatta beyni olan bütün canlılarda beynin öncelikli görevi korku alarmına basmak. Yani kendini korumak için harekete geçmeyi mi sağlıyor? Çünkü hayatta kalma cihazı dedik ya beyin için. Tabiatta hayatta tutmaya çalışıyor. En önemli işlevi ne olmalı? Olası tehlike gördüm alarma bas. Bir korkalım yani, bir uzak duralım. Mesela şey çok zordur yani, cesaretle bir şeyin üstüne gitmek. Hiçbir canlı insandan başka yapamaz bunu. Ne demek cesaret? Korka üzerine gitmek ya. Şimdi korkuyorsun, beynin içinde bir alarma basıyor. Ama zihnin daha yüksek bir fakültesi diyor ki olsun, risk var ama ucunda şöyle bir işte gelişim ya da kazanç da var. Hadi yürü gidelim, olsun risk de olsa biz bunu göze alırız. Mesela bu sadece insanın yapabileceği bir şey ama bütün hayvanlar tırsar. Şimdi demin hayvani beyin diye kulaklarını çınlattığımız bir taraf vardı. Siz bütün hayatı buna bırakırsanız ne olur? Yani bütün hayatı o maaş aklı dediği eskilerin. İşte aldı verdi, işte yemeğim hazır mı bilmem ne mi, yani yarına işte sabah aynı yerde mi uyanacağım falan tarzı böyle genel garanti sistemlerini yöneten beyin var ya, orada yaşadığınızı düşünün. Bunun da özelliği diğer hayvanlarınkiyle aynı işte. Olumsuz olan bir şey oldu mu önce onu çıkaracak. Dolayısıyla bu beynin ana şiarı korku olacak. Hep söylenir, 1920'lerden beri Amerika Birleşik Devletleri'nde halkların kitlesel kontrolü için panik ve korku çok fazla kullanılır diye. Bu da Freud'un yeğeni Edward Bernays'in bulduğu taktiklerden biridir. Daha sonra bunu işte 1930'larda 40'larda Hitler'in, Goebbels falan gibi işte o propaganda bakanları falan da bu adamın teorilerini çok kullanmıştır. Halkı, topluluğu yönetmek istiyorsanız, topluluk entelektüel düzeyde yüksek bir zihinle hareket etmediği için temel hayvani beynin kurallarını bileceksiniz. Kontrollü olarak vereceksiniz korkuyu, bir düşman yaratacaksınız, yeterince bağırttıracaksınız, uygun adım yürüttüreceksiniz bilmem ne. İnsanlar sürü psikolojisiyle kitlesel bir güce dönüşecekler. Şimdi güncel hayatımızda da aynı şey oluyor. Biz hayvani beyine bırakırsak hayatımızı, onunla hiç meşgul olmazsak bütün hayatımızı korku yönetiyor işte. Evet. Biraz önce konuştuğumuz gibi. Ve karşıdaki insanda iyiliği değil, önce bize zararlı olan kısmı görmeye başlıyoruz. Ben bunu şeye benzetirim. Yani bazen işte ben tabii siyasette falan ilgim olmadığı için mesela falanca bir siyasetçi bir şey söylemiş, hoşuma gidiyor. Bir yerde paylaşıyorum. Diyorlar ki sen şucu musun? Abi ne demek şucu? Adam güzel bir şey söylemiş diyorum. Hayır diyorlar, o şöyle bilmem ne. Şimdi o zaman anlıyorum ki ne dendiği değil, kimin söylediği önemliymiş. Bu aynen şuna benziyor. Bir tarlanız var, siz bir çiftçisiniz. ürününüzü yetiştirdiniz ama her tarlada olduğu gibi toz, toprak, taş bir şeyler var ve ayrık otları var. Tarlaya bakıyorsunuz, diyorsunuz ki burada ayrık otu var, buradan çıkan ürün yenmez ve basıp gidiyorsunuz. Ya da ikinci bir çiftçi düşünün. Burası benim tarlam, ürünü de yerim, ayrık otunu da yedim, taşını, toprağını da yerim diyorsunuz. Ne varsa götürürüm. Şimdi ikisi de manyakça bir durum, ikisi de patolojik bir hal. Doğru olan nedir? Ürünü topla, ayrık otunu at, işte tarlayı da sür, bir sonraki ekime beklet. Biz ya komple alalım, komple karşıdaki böyle kemiksiz iyi olsun ya da kemiksiz bir şeytan olsun. Bizim karşımıza koyalım. Ve maalesef sadece siyasette değil, günlük ilişkilerimizde de böyle. Eğer biz panik modundaysak, kırmızı alarmımız çekiliyse etrafa her baktığımızda herkesi panik unsuru olarak görürüz. Herkesin bize zarar dokunacağı, herkesin arkamızdan iş çevireceği. Böyle bir paranoyak hal. Tabii böyle bir şey oluşur. Ama işte bilge insan dediğimizde aklınıza kim geliyorsa herkesin aklına başka biri gelir. Mesela çoğu insanın aklında prototip olarak peygamberler gelir. Mesela onların hayatları çok anlatılır ya bu bağlamda. Mesela bilge insanların bu tip durumlarda nasıl davranış gösterebileceklerini zihnen simüle etmek çok öğreticidir. Bir virgül koysak sonra bunu tam bu noktadan devam etsek. Tamam, çünkü çok ilginç bir şey anlatıyorsunuz ama kısacık bir aramız var. Birazdan Başka Şeyler devam edecek. Başka Şeyler devam ediyor. Profesör Doktor Sinan Canan hala bizlerle birlikte. Hocam o virgül koyduğumuz yerden devam edelim. Bilge insan nasıl davranır böyle durumlarda? Evet, şimdi bilge insan tabii tek bir tip çizmek ya da bir tarif koymak çok zor. Ama herkesin bildiği bir bilge tipi vardır. Bu arketip derler buna. Yani ortak zihinde olan bir imgedir zaten. İsterseniz böyle işte bir köydeki bilge teyzeyi düşün, ister bir peygamberi düşün. Genellikle dediğim gibi peygamberler bu konuda çok örnek gösterilirler. Yani bizim hayatımızdaki böyle korktuğumuz, tepki verdiğimiz şeylere mesela kendimizce bilge olarak gördüğümüz o karakter nasıl reaksiyon verirdi? Bir bunu zihnimizde simülasyonunu yapmaya başlarsak. Şimdi şöyle bir şey oluyor o zaman. Şimdi zihnimiz bir başka davranış setini aşikar olarak görüyor, fark ediyor. Bir de kendi davranışımız. Şimdi bu ikisi bir bilişsel çelişki dediğimiz bir şey oluşturuyor zihinde. Kognitif disonans derler işte buna, daha havalı oluyor İngilizcesini söyleyince ama literatürde öyle çok geçer. Şimdi bu disonansın bir çözümü vardır. Yani bu uyumsuzluğu çözmenin bir yolu vardır. Ya onu ya bunu tercih edeceksin. Yani birini görmezden geleceksiniz. Çoğu insan tabii işte zihnindeki o yücelttiği bilge gibi davranamayacağı için şöyle bir şey yapar. Aman canım o peygamber. Ben sıradan kulum. Ama sonra ne olur biliyor musunuz? Karşıdaki insanların hep peygamber olmasını beklersiniz. O hatasız davranmalıdır. Tabii. Ama siz naçizane bir kulsunuzdur. Yamuk yapabilirsiniz, olur. Yani affetsin beni canım, ne var bunda? Yani doğru insanı arayanlara sorulan soru, sen doğru musun ki doğru insanı arıyorsun? Aynen öyle. Şimdi biraz önce söylediğim o bilge simülasyonu ya da peygamber simülasyonu deyin onun adına, şöyle bir faydası var. Mesela devamlı olarak örnek şahsiyetlerin hayatlarıyla ve tavırlarıyla meşgul olmak. Yani onların tavırlarını, olaylara karşı verdikleri tepkileri anlamaya çalışmak, peygamberlerin, azizlerin, işte o yol gösterici bilgelerin neden bizim için önemli olduğunu bize bir kere daha anlatır. Kendi davranışlarımızla onların halleri arasındaki farkları devamlı olarak zihnimiz bir uyumsuzluk yaratacak şekilde simüle ediyorsa, kullanıyorsa bir süre sonra kaçınılmaz biçimde bu bizim davranışımızı dönüştürecektir. Yani bir sertten gireyim, yani bir Müslüman ben Hazreti Muhammed'i seviyorum diyorsa gerçekten ve bunu mesela 5-10 yıldır söylüyorsa artık mesela bildiğimiz genel geçer kalıp Hazreti Muhammed'in o tavırları vardır ya. Mesela nasıl tavırlardır onlar? İşte bir örnek vereyim, bunu herkes bilir de hani bu arada Müslüman olmayanların da bildiği hikayeler bunlar. Yani başka dinlere mensup insanlar da Hazreti Muhammed hakkında bu hikayeleri biliyor. Mesela birisi işte kendisinden para istediği zaman çıkarıyor, ona para veriyor. Sonra bir başkası daha istiyor, diyor ki param kalmadı ama ceketimi vereyim diyor. Sonra bir başkası geliyor, bana da paran yoksa bana da bir şey var. Yanındakinin ceketini istiyor, ona ceket almayı taahhüt edip o adama da ceketini veriyor. Ya böyle verici, enteresan bir garip bir model, tamam mı? Şimdi bugün insanı için tuhaf gözüken model. Şimdi siz böyle bir modelle ne kadar çok meşgul olursanız, bir de tabii yani işin kaymaklı ekmek kadayıfı da şu olur. Bir de gerçek hayatınızda böyle bir insan varsa, tanıyorsanız böyle birini, örnek bir insan yani. O durumda o insanla takılmak, o insanın düşüncesiyle takılmak, o insanın haliyle sürekli kendi halinizi kıyaslamak, işte örnek insan modelinin insanı nasıl dönüştürdüğünün çok güzel bir mekanizmasını verir bize. Biz bütün dünyayı kendi davranışımızdan ibaret sanarsak kendi kalıbımızın dışına çıkamayız. Ama örnek insanlar. Mesela bizim kültürde ona mürşit diyorlar. Bizimkiler şimdi işte bu yeni yetişmiş bazı arkadaşlar hani İslam'da böyle mürşiti tapılacak bir şey falan zannediyorlar. Ya mürşit bir yol arkadaşıdır. Adı üstünde zaten. Mürşit yol gösteren, irşad eden, sizi reşit olmaya doğru sevk etmek için bir takım ilhamlar veren insana denir mürşit. Aklınız yerindeyse bir ağaç da size mürşit olur. Yani siz o ağaca doğru bakmayı bilirseniz. Yani mürşitlik böyle bir şeydir. Özel bir vasıf, böyle gökten inme bir şey istemez o. Ve böyle insanların sizin hayatınızda var olması, böyle örneklerin var olması sizi zamanla değiştirecektir. Mesela ben hep söylerim, hani ben böyle hiç belli geleneklerde uzun süre takılabilmiş bir adam değilim. Hepsinden böyle parça parça bilirim ama ben yıllardır tabiata mürşit bir insanım. Tabiata tapmam, tabiata mürşidimdir. Pardon, tabiat bana mürşittir. Ne demek istiyorum? Hayatımda bir şey çözeceğim zaman tabiata bakarım. Tabiatta buna benzer şeyler nasıl çözülüyor? Mesela hayatımda zorluk var. Dönüyorum evrimsel tarihe bakıyorum. Ya arkadaş 3,5 milyar yıl buzul çağı olmuş, göktaşı çarpmış, o olmuş, bu olmuş. Canlılık devam ediyor. Canlılık bakıyorum bu müşkülü nasıl çözmüş? Yapabildiği kadar farklı çeşit üretmiş. Çeşitlerden bir kısmı gitmiş, bir kısmı hayatı devam ettirmiş. Demek ki diyorum ben de tek tip davranışla yaşarsam önüme bir kaya çıktığında yolum kesilir. Ama 30 tane yolum olursa, hayatımda çeşitlilik ve alternatif olursa, bir yer kesilse, 10 yer kesilse bir yerden devam ederim ben. Yani çeşitlilik mesela benim hayatımın bir şiarı. Neden? Tabiat benim mürşidim çünkü. Tabiata öyle bakıyorum. Ve siz mürşidinizle, yani örnek aldığınız sistem ya da kişiyle kendinizi ne kadar doğru kıyaslıyor iseniz bir süre sonra bu sistem sizi o kadar hızlı dönüştürür. Maalesef çoğu zaman mesela bizim kültürümüzde her şey yozlaştığı gibi bu anlayış da yozlaşmış. Ben biraz da işin geleneksel tarafına da ufak bir serzeniş yapayım. Mesela mürşit artık her dediği yapılan, peşinden gidilen, hizmetinde bulunan bilmem ne bir tipe dönüştürülmüş. İnsanlar kendilerini mürşitten aşağı gördükleri için ben zaten hiç onun gibi olamam kafasıyla garip bir tabiyet hikayesi başlatmışlar. Halbuki yarış mürşit gibi olma yarışıdır. Ben mesela tabiata niye mürşit diyorum? Onun gibi olmaya çalışıyorum. Ben özüme geri dönmeye çalışıyorum. Yani mürşitin benden bir üstünlüğü varsa o üstünlüğü sadece kuralına uygun yaşamasındadır. Ve onu ben de becerebilirim. Bu açıdan baktığınızda hayat aslında kendi davranışınızı bir örneğe atıfla dönüştürebilme becerisiyle doğru orantılıdır. Yani insanın yaşamını hakikaten insani bir ömür yapan, güzel bir yolculuk yapan şey budur. Ve herkesin bütün doğruları, bilimsel gerçekleri, kadim gelenekleri hakkıyla anlayabilmesi çok zor. Bilgi çok fazla, nereden okuyacaksın? Ama örnek insan, ki ben öyle biri değilim mesela, beni kimse örnek almasını hiç tavsiye etmiyorum. Yani benim hakikaten rutin hayatım örnek alınacak bir hayat değil. Ama bir şey bulsun insan, şunu kastediyorum. Olmak istediğiniz şeyin en uç noktasını temsil eden yerde kimi ya da neyi görüyorsanız onu örnek alın. Ama örnek almak yetmez. Kıyaslayın. Ben bunu mesela Atatürkçüyüm diyenlere de çok söylüyorum. Atatürk'e bakın da bir kıyaslayın bakayım hareketlerinizi. Onun gibi yapabiliyor musunuz? Atatürk öyle bir figürdür ki gerçekten kendi davranışınızda Atatürk'ün o efsanevi hikayeleri dahil. Yani hepsini karşılaştırmaya başladığınızda insanın şaftını kaydırır. Çünkü çok enteresan bir adam o. Bütün tarihi büyük figürlerde olduğu gibi dönüştürücü bir hikayedir bu hikaye. Ve biz neyi mürşit alıyorsak ona dönüşürüz. Bu çok önemli. Yani o yüzden seçtiğimiz yol arkadaşı önemli. Gözümüzü diktiğimiz yer önemli. Zihni programlamanın benim bildiğim en iyi yolu ufkunuzda, kendi ufkunuzda gördüğünüz uç noktaya arada bir gözünüzü dikip bakmaktır. Ben nereye gidiyorum? Yani bu yol nereye gidiyor? Bu yaşadığım hayat maalesef günümüzde birçok insana soruyorsunuz. İşte ne yapıyorsun abi, ne yapıyorsun abla, nasıl geçiyor hayat? Çoluk çocuk için çalışıyoruz. Bu saatten sonra bize ne falan? Ya böyle hayat mı olur ya? Çoluk çocuk için niye çalışıyoruz? Aldığın son nefese kadar senin hayatın yani. Bu hayatın her anından sorumluyuz. İşte ondan sonra da bir şey var. Senin için saçımı süpürge ettim. Kim istedi kardeşim? Öyle bir kontrat mı yaptınız? Niye saçını süpürge ediyorsun? Ya da işte yıllardır senin için çalıştım, bu yaptın. Niye bir başkası için çalışıyorsun? Böyle bir hayat yaşarsan o hayat yarın bir gün gelir sana öyle bir tokat atar ki ne olduğunu şaşırırsın. O yüzden herkesin kendi hayatının sorumluluğunu alıp gözünü bir yere dikmesi zihin programlamanın en etkili yoludur diye programın ana temasına da bağlayayım. Evet. Şimdi hocam az bir zamanımız kaldı. Birkaç tane kısa kısa seyirci sorusu sormak istiyorum size. Çocuklarımızın bilişsel eğitimiyle ilgili aydınlatıcı bilgilere ihtiyacımız var. Peki nasıl diye sormuşlar. bilişsel eğitimiyle uğraşma. Anne babaysa bunu soran hiç uğraşmasınlar bu işte. Yani çocuğun tabii yaşına, meşrebine göre değişmekle beraber anne baba çocuğun öğretmeni değildir. Arkadaşı değildir. Polisi, yargıcı, kontrolörü, gardiyanı değildir. Anne baba çocuğun anne babasıdır. Neye ihtiyacı vardır? Çocuğun anne ve babadan ilgi, şefkat ve destek görmesi gerekir. Başka hiçbir şey görmesine gerek yoktur. Bizim maalesef günümüzde yetersiz aile sendromu dediğimiz bir şey var. Herkes bir ekstra bir şeyler yapmadan çocuğun yetişemeyeceğini zannediyor. Öyle bir, yani çocuğumuza eksik bir şey yapıyoruz havası var. Ben basit bir şey hatırlatıyorum. İnsanoğlu, ya en azından insan diye bildiğimiz canlı 300.000 sene kadardır burada. Hadi ilkel insanı geçelim. İşte bu prehistorik dönemdeki 50.000 senedir biz bu dünyada üreyip çocuk yetiştirebiliyoruz. Üzerimizden buzul çağda geçmiş, gene hayatta kalmışız. Yani bir şekilde o çocuklar hayatta kalıyorlar, merak etmesin. Hele ki bugün bir eli yağda bir eli balda ortamda baksınlar bakalım insan hayatından en çok ne eksik. Psikologların çocuklarla ilgili kitaplarına baktıklarında görecekler. Bugünün insanı gerçek insani ilişkiyi, ilgiyi, görmeyi, görülmeyi, sevilmeyi ve destek olunmayı istiyor. Hayatımızda en çok eksik olan şey o. Bizim bugün maalesef eğitim dahi insan odaklı olmaktan çıkmıştır. Yani eğitim odaklıdır. İş para odaklıdır. Hayat, bir arkadaş İstanbul için demişti. Abi İstanbul çok güzel şehir. Arabalar için harika yapılmış diyor. İnsanlar için değil şehir. Çünkü insan odaklı değil. Yani biz kendimizi odağa koymadan bir şeyler tasarlıyoruz. Aile de artık maalesef insan odaklı değil. Çoğu zaman. Biz insanın ihtiyacı nedir? Mesela ben insanın fabrika ayarında onu anlatmaya çalıştım. Temel ihtiyacımız ne? İşte burada gördüğünüz kitapta onu bahsediyor. İnsan odaklı olmak ne demek? Yani insanın değişmeyen temel ihtiyaçları var. İsterseniz işte bir beyaz yakalı, havalı bir plaza çalışanı olun. İsterseniz 3 yaşında evde oynayan bir çocuk olun. İnsanın temel ihtiyaçlarında değişiklik yoktur. Ve o ihtiyaçları anlamadan İnsan yetiştirmek, insan yönlendirmek, insanlar arasında bir koordinasyon işbirliği sağlayıp takımlar halinde hareket ettirmek, bir ülkeyi bilmem ne yönetmek kolay işler değildir bunlar. Ve başarılı yöneticinin, başarılı liderin, başarılı devlet yöneticisinin, başarılı anne babanın en önemli özelliği muhatabı olan insanı tanımasıdır. İnsanı tanıdığın zaman başarılı olursunuz. Benim gayretim İnsanı herkesin anlayabileceği bir formüle indirmeye çalışıyorum aslında. Yani çok bilgili olmanız gerekmiyor onu anlamak için. Çünkü insan olmayı anlatmanın bir avantajı var. İnsanı anlatıyorsunuz. Herkes içeriden biliyor mevzuyu aslında. Sadece bir hatırlatıcılık yapmaya çalışıyorsunuz. Onu yaptığınız zaman da benim en sevdiğim şey anne babalarla ilgili verdiğim eğitimlerde o özellikle annelerin ilk eğitimin başında gözlerindeki o telaş bir süre sonra hafif ıslanmış, ya bu kadar da kolaymış noktasına geliyor ya, hatırlıyorlar aslında ne olduklarını. Hiç de o kadar zor bir şey değil. Balya balya kitap okumanıza gerek yok iyi ana baba olmanız için. Çocuğun gözüne bakın, anne deyince anne, baba deyince baba, anne baba gelin buraya dedim her ikisi orada olsun yeter. Ve o çocuk o ilgiyi günde yarım saatten fazla sizden istemeyecektir. Doğru iletişimle. Yok. Aynen. Şimdi hocam kitabı göstereceğim ama onun öncesinde bir soru var. Aslında çok da önemli bir soru. Yine bir seyirci sorusu. Onu da sormak istiyorum. Derler ki sınavda geçebilmek için okuyoruz fakat öğrenemiyoruz. İnsan aynen. Nasıl kalıcı, yani öğrendiğim şeyin kalıcı olmasını nasıl sağlayabilirim diye bir soru var. Ve sonrasında da az bir zamanımız kaldığı için şimdiden göstermek istiyorum. Yeni kitabınız hayırlı uğurlu olsun. Sağ biraz kitapla ilgili de konuşalım sonlara eyvallah. Doğru. Ama ilk önce kısa da olsa bir cevap verebilirseniz önemli bir soru çünkü. Eğitim hayatınızdan ne hatırladığınızı bir düşünün. Mesela ilkokulda böyle bir şey öğrendiğiniz bir şey şimdi hatırlıyor musunuz? Var mı hiç öyle geçmiş daha bir şey? Ortaokul falan da olabilir. Yani böyle bir belirgin bir şey var mı? Yani şunu öğrendim de hiç unutmadım falan. Biyolojiden geçmek için bir kalıp ezberlemiştim. Ortaokulda falan herhalde. İngilizce. Hala birebir baştan sona o aklımda ve o soruyla sınıf dediğimiz şey, evet, ama hiç hayır bütün cümle yani. Ha, hala onu hatırlar gülerim. Bu beni sınıf biyolojiden kalmamı engelledi diye. Ha. Bunu arıyordum. Hatırlar ve gülerim. Komik bir şey yapılmış geçmişte. Saçma çünkü. Ha, duygusal bir bileşeni var. O duygusal kısmı hatırlıyorsunuz. Şimdi ben mesela çoğu dersimi hiç hatırlamıyorum. Yani ortaokul lisede ne aldım ama bir coğrafya dersi vardı. Coğrafya öğretmenimiz de bizim apartmanda komşu falandı. Bir de ayıp olmasın diye ona. Bizim komşuya böyle coğrafya dersini dikkatli dinliyorum falan. En azından derste efendiyim. Bir şey sormuştu. muson rüzgarlarını anlatıyor Asya'da. İşte Japonya ve işte Çin muson rüzgarları alıyormuş. İşte tam hatırlamıyorum şimdi. Çin sadece kış musonlarını alıyormuş ama Japonya hem kış hem yaz muson rüzgarlarından, yağmurlarından faydalanıyormuş. Niye diye sordu. Haritaya baktım. Şöyle tam da önümüzde harita var. Parmak kaldırdım. Dedim ki dedim arada Japon denizi var ya, karadan da esse, denizden de esse, Japonya'ya sürekli dedim su buharı geliyor. Ondan yağmur. Dedi ki sen çok zeki bir çocuksun. Bravo Sinancığım dedi. Doğru dedi. Ben sınıfın ortasında bir karizma. Ben o cevabın hiç öyle bir şeye netice olacağını zannetmiyordum. Yani herkesin gördüğü bir şey zannediyordum ama o cevap verince edildiğim taltif var ya. Bakın muson rüzgarlarının yaz ve kış Japonya'ya yağmur getirdiği gibi lüzumsuz bir bilgi 40 yıldır bu akıldan kaldı, çıkmadı. Neden? Duygusal bir bileşeni var çünkü. O bir anıyla birleşti, bir deneyimle birleşti, toplumsal bir faydayla birleşti. Eğer bir şeyi öğrenmek istiyorsa insan zihni duygularına dokunması lazım. O şeyin hayatında bir işe yarayacağının işareti duygularını hareket ettirmesidir. Duygulara dokunmayan bir şeyi öğrenmeyiz. Böyle her şeyde tabii ağlayarak, salya sümük ya da gülerek öğrenemeyiz. Öğreneceğimiz şeyi seçip, iyi ki okulda öğrendiğimiz her şeyi hatırlamıyoruz, yoksa kafada başka bir şey yer kalmazdı. Hakikaten evet. Gerekli bilgi kalır ama gerekli olanı da eğer öğrenemiyorsak onu hikayeleştirelim, daha anlamlı bir hale getirelim ve hayatta uygulamalarına bakalım. Efendim, insan odaklı liderlik olmadığın yere götüremezsin. Evet. Hocam ne anlatıyorsunuz? Şimdi bana yeni geldiği için henüz okuyamadım, okuyacağım. Eyvallah. Sevgili Sesil Pir'le beraber aslında bir ofis muhabbeti olarak başlayan bir konunun zaman içerisinde derinleşmesiyle ortaya çıkmış, benim için de çok enteresan yolculuk olan bir kitap. Sesil Pir, Zürih'te, İsviçre'de yaşayan bir arkadaşımız. Kendisi böyle yıllardır bir endüstriyel psikolog, zaten bu işlerle uğraşan biri. Hem de benim gibi böyle kadim bilgiye falan çok meraklıdır, tasavvufla çok yakından ilgilidir. Ama hep kendisi de özellikle batıdaki iş dünyasında verdiği eğitimlerde falan hep bir rahatsızlık yaşıyor. Geliyordu, onun derdini anlatıyordu bana. Ya diyor, insani değerler kaybolmuş falan filan. Ben de o döneme kadar işte böyle bir anlatı yapıyordum. İşte cesaret üzerine, cesaret, basiret, feraset bir şeyler anlatıyordum. Onu böyle masada bir sesiyle bir tarif ettim. Sesin çok hoşuna gitti. Yazdık, çizdik falan ama bir muhabbetti yani. Sonra Sesil gitmiş sağ olsun Stanford Üniversitesi'nden bir ekibe, sen bu konuyu anlat. Ekiptekiler demişler ki ya bu enteresan bir şey. Bunun bir çalışılması lazım. Yani biz hayatımızda böyle bir şey duymadık falan. Stanford Üniversitesi. Bana dedi ki hocam böyle bir şey çalışmak istiyorlar. Müsaadeniz var mı? Hani siz de beraber şey yapsak dedim. Ayıpsınız, dükkan sizin yani. Onlar beğendikten sonra. Sonra şunu fark ettik. Bu bir model oldu işte, daha sonra kitaba dönüşmeden önce akademik bir çalışma yapıldı bu konuda. Batı dünyasında bizim şu sokaktan geçerken anlattığımızda herkesin anlayacağı standart insani ihtiyaçları o kadar yabancılaşmış bir insan topluluğu var ki. Ve maalesef biz de batıya öykünüyoruz ya, o tarafa gitmeye ve mekanize ve dijitalize olmaya çalışıyoruz ya. İşte bu değerleri kaybetmeye başladığımızda geri getirmesi çok zor. Yazık, bugün Simon Sinek falan geze geze bunları anlatmaya çalışıyor adamcağız. Sevin birbirinizi, insanın ihtiyacı var falan diye. Aslında bizim burada kadim kültürümüzden aldığımız bir şeyi modern yaşamda en büyük eksik olan ama fark etmediğimiz bir şeyi tamamlamakta nasıl kullanacağımızı anlatmaya çalışıyoruz. Benim umduğumun üzerinde bir etkisi oldu şu anda. Daha yeni çıktı bu. Bana garip garip yerlerden geri dönüşler geliyor. Böyle çok... Yani tanımadığım iş insanları falan geri dönüş yapıyorlar, sağ olsunlar. Tabii gurur verici bir şey bu ama bir taraftan da hani acık da böyle bozulmuyor değilim. Çünkü bu bizim kültürümüzün hepimize adeta annemizin sütüyle aktardığı bilgiler bunlar. Ama biz gözümüzü böyle biraz affedersiniz hani suni bir medeniyete öyle bir dikmişiz ki kendi değerlerimizi unuttuğumuz için kaybettiğimiz vaktin ve enerjinin haddi hesabı yok. Ona dönüş için bir vesile olmasını isterim ve biraz önce anlattığım şeylerin hepsi aslında bununla ilgiliydi. Olmadığın yere götüremezsin şu demek, birilerini bir yere götürecekseniz önce siz en azından gözünüzü oraya dikmeli, oranın gereksinimlerini kendinizde dönüştürmelisiniz. Kendine liderlik edemeyen dünyaya ve başka bir insana liderlik edemez. Onu anlatmaya çalışıyoruz ve bunun da hem tarihsel hem güncel örnekleriyle biraz da beyin fizyolojisiyle alakasını aktarmaya çalıştığımız bir kitap oldu. İnşallah faydalı olur. Aslında insanın en büyük projesi kendisi herhalde, değil mi hocam? Tabii ki, başka projesi yok zaten, ben onu söyleyeyim. Diğerlerinin hepsi oyalanma. Bu eğlencelik ve oyalanma, başka bir şey değil. Bir şey sizin kendinizin daha iyi bir, daha üstün bir versiyonunu yapmanıza yardımcı olmuyorsa o işi hayatınızdan çıkarın. Benim net tavsiyem. Yani yaptığınız bir şey sizi daha yükseltmiyorsa, kendinizi daha çok tanımanıza vesile olmuyorsa, size yeni bir hayat deneyimi sunarak zenginleşmenize vesile olmuyorsa o şey beyhudedir. Yani nafiledir. Bu arkadaşlık içinde, iş içinde, şey için, aşk içinde, her şey için geçerli, öyle değil mi? Şimdi Arkadaşlıkta şöyle, bu maalesef pragmatist arkadaşlıkta patolojik bir şey. Abi yani bir arkadaştan hep fayda beklenmez. İnsanın insanla buluşması, deryaların kavuşması gibidir. Kendisi, herkesten bir şey öğrenirsiniz ama kendi başımıza açtığımız işlere dikkat edelim. Diğer insanlardan hep öğrenilir de bazı işler çok boş işler ve maalesef ömrü peşinde heder ediyoruz. Biraz onları ayıklayalım hayatımızdan. Bizler büyük şeyler yapmak için buradayız. Yani illa atom parçalamak zorunda değiliz ama bazı küçük şeyler aslında çok büyük şeylerdir. Ama onu da sadece siz yapabilirsiniz. Yani ne olur kendimizi tanıyalım. Başka da yani kendimizi tanıyınca herkesi tanıyacağız zaten. Hiç problem yok. Evet. Şimdi aslında bu akşam telepati, zihin kontrolü, evet ya, öyle girecek de ben coştum. Bunları da konuşacaktık. Artık inşallah başka bir programa kaldı. O söz onlar, ama bence bunlar bir tık daha önemli. Öbür kesinlikle konular daha entelektüel merakımız için, onları da konuşuruz bugün. Kesinlikle, çünkü hakikaten hepimiz kendimizin en iyi halini gerçekleştirmeye çalışan insanlarız, varlıklarız aslında. Eminim ki bu gece anlattığınız şeyler gerçekten çok güzel yön gösterdi izleyicilerimize. Bana inşallah en azından öyle oldu. Eyvallah. Kendim üzerimden konuşabilirim. Bir kez daha gösterelim. İnsan Odaklı Liderlik, Sinan Canan ve Sesil Pir'in kitabı aklınızda bulunsun. Artık alabilecekler değil mi? Şu an artık şeyde. Tabii şu anda piyasada. Kitap evlerinde. Yani ilgilenmelerini bekliyorum çünkü içinde enteresan şeyler var. Bu arada okuyanlardan da geri bildirim rica edeceğim. bilgi@açıkbeyin.com, sinancanan@açıkbeyin.com adreslerinde aklına gelen her şeyi yazsınlar. Vallahi okuyoruz. Harikasınız. Hocam çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi benim için. İnşallah siz de keyif almışsınızdır anlatırken. Ve bu haftanın da sonuna geldik sevgili izleyiciler. Önümüzdeki hafta cumartesi gecesi 23.15'te karşınızda olacağız. Yine çok özel konularımız ve konuklarımız olacak. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada birazdan Onur Tuğrul Kontra'da sizlerle birlikte olacak. İyi akşamlar.